Kulağından al sesi, yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklarınızdan bir kez daha yaptılar. Ben Enver Aslan, iki dev isim Ata Zincioğlu ve İmparator Süleyman Akdil ile beraber TJK TV stüdyolarında yerimizi aldık ve Tay TV ile ortak yayındayız. Sizlerin de katılımını beklediğimiz canlı yayınımızı başlatıyoruz. analiz@tjk.org ekranlarınızda gördüğünüz gibi elektronik posta adresimiz. Aynı zamanda Twitter kullanıcıları için canlı yayını interaktif hale getirmek mümkün. Her hafta olduğu gibi etiketimize katkılarınızı bekliyoruz. Hashtag işareti farklarınız. Ondan sonra da soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi bizlerle paylaşın. Yine program içerisinde küçük bir sorumuz da olacak. Zor bir nostalji sorusu sizlerle olacak. Çok yoğun bir gündem var. Özellikle 3 yaşlar sezonunun açılışıyla beraber, ilkbahar yaz sezonuyla beraber adeta sizlerin soru yağmuruyla beraber stüdyomuza geldi. Hepsini detaylı bir şekilde yorumlayacağız. Ne zaman? Stüdyodaki ilk sözleri aldıktan sonra. Atahan abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Yani güzel bir sezon tabii, bizim için güzel günler bunlar. Hı hı. Yani ülkemiz biraz zor günlerden geçiyor. Hakikaten çok her gün değişik bir şey yaşıyoruz. İşte Cuma günü Kandil'di biliyorsunuz. Hı hı. Manevi duygularımızın ön plana çıktığı bir gündü. Bir gün sonra maalesef şehit haberleri geldi. Çok üzüldük, paramparça olduk. Yarın 23 Nisan, bir tarafımızda onun bir sevinci var. Bizim için önemli bir gün. Ama tabii aslında atçılık açısından konuşmamız gerekirse de hakikaten atçılığında en güzel günleri diyebiliriz yani bu, hı hı, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları. İstanbul'da ve Ankara'da yeni sezon açılışı gayet güzel geçti. Hipodrom hakikaten, biz tabii burayı görebildik. Tabii. Çok kalabalıktı, çok güzeldi. Senin güzel bir tweetin vardı. Yarışlar her yerde çok keyifli ama Veli Efendi de bir başka. Ya tabii burası yani atçılığın Wembley'i yani. Gerçekten. Burası çok özel bir yer tabii. Diğer dostlarımız alınmasın. Tabii ki Ankara'da çok güzel. Her yer güzel ama İstanbul'da at yarışının keyfi, tadı çok farklı oluyor tabii. Seyirciyle olunca daha da güzel oluyor tabii. Evet. En güzel olan o. O gün işte en son hafta sonu öğrendiğimde 3000 üzerinde kapı girişi vardı. İçeride de zaten hani tabii, camia mensuplarıyla beraber, davetlilerle beraber 5000 kişi üzerinde bir seyirci vardı. Tabii evet, güzel rakamlar bunlar. Çünkü biz gazi koşullarını artık neredeyse ortalama 15.000 kişiyle falan seyrettiğimizi hesaplarsak gayet güzel bir sayı diye düşünüyorum. Gündem çok yoğun. Tabii 3 yaşlı İngilizler hepimizin çok merakla beklediği safkanlar. Klasikler öncesi. Aynı şey Arap atları için de geçerli tabii, dörtlüler için. Bu arada 2 yaşlı yarışlar başladı. 3 yaşlı Arap Tay yarışları başladı. Çok yoğun bir gündem var. İnşallah güzel. En azından şu 2 saat boyunca hani biraz önce söylediğim o zor dönemden geçiyoruz dediğim zorlukları bir kenara bırakıp burada inşallah hep beraber, bizi izleyenlerle beraber böyle keyifli bir 2 saat geçirirsek ne mutlu bize. Hafta sonu o etkinlikleri söylemiştim. Ben de bir ilave yapayım. Zira bizim kadromuzda da tabii Zadik abi başta olmak üzere arkadaşlarımız da var. Hristiyan arkadaşlar için de Paskalya bayramıydı. Onların onu da söylemiş olalım. Tabii. Ben Twitter'da da yazmıştım. İmparator evet, çok iyi bilir tabii. Ben, ben doğma büyüme Bakırköy'lü olduğum için bizim apartmanlarımızda hakikaten bizim akrabamız gibi olan komşularımız vardı. Ermeni komşularımız, Rum komşularımız. Onların o bizlere getirdikleri, işte kapımızı çalıp getirdikleri yumurtalar hakikaten bizler için çok, yani küçükken, çocukken çok keyifli şeylerdi. Güzel geleneklerdi onlar. Şimdi artık onlar yok maalesef. Yani bizim çocuklarımız onları pek görmüyor. Ama onları da yaşatmak lazım. Bu vesileyle ben de bayramlarını kutluyorum bütün dostlarım, arkadaşlarım. İmparator'a dönerken Tribün Dergi'deki arkadaşlarımıza da selam ve saygılarımızı sarkıtalım. Zira şu anda programın başlamasıyla beraber onlar da sosyal medyada bize destek olan bir paylaşımda bulundular. Kafa dağıtmak ve gerçekten keyifli bir program izlemek için şimdi TJK TV'de Farklı Analiz demişler. Selam olsun diyelim. Futbol yoğunluğunda onların da bize bu mesaide destek olmaları bizi mutlu ediyor. Dedikten sonra İmparator'a döneyim. İyi bir Beşiktaşlısınız. Burak Yılmaz'ın harika golüyle evet, yüzünüz gülerek yayına başladık. Evden üzüntüyle geldim. 1-1'di. Burada işte şimdi öğrendik. 2-1 olmuş. Tabii ki Beşiktaşlılar adına, kendi adıma sevindirici bir durum. İnşallah devamı böyle hep gelir diyelim. Haftaya tabii çok güzel yarışlarla başladık. İnşallah onları burada şimdi çok iyi bir farklı analizin adına yakışır şekilde, adına yakışır şekilde bir analiz sunacağız bu yarışlarla ilgili. Herkese programımız hayırlı olsun. Evet, ilk haberimiz de sizi ilgilendiren bir evet, haber olacak. Zira
Hafta içi, geçen hafta da söylemiştik. Geri Vite Fort'un özellikle İstanbul Veliefendi İpodromu'nda olmasından dolayı farklı görüntüler yansıyor. Şimdi yine sevgili Ömer Aklı'nın kamerasına takılan bir görüntüyle başlayacağız. Sonra da size soracağız bu hafta neler oldu. Bize bir özetler misiniz? Önce görüntüyü alalım. Bilmiyorum haberiniz var mı bu görüntüden? Atan abi. Sesli alabiliyorsak sesli alalım sevgili Hamza. Olay bu. Vedat öyle yapmak yerine. Aha. Şunu. Ya benim... Bak sağdan yap. Sağdan bas. Sağdan bas güzelcik. Tamam. Oğlum zaman ne sen niye uğraşıyorsun? Kafasını düzelt. Evet. Yapsın. Hayır mı? Evet. Bir. İki. Hayır. Üç. Bas. Aynı gibi. Tepesinde tutuyor, tepesinde. Aynen, gördün mü abi? Ya tepesinde tutuyor. Aynen. They're not doing this. He's not doing this. No, he's holding it back the gate. He can't jump, look. Şimdi Süleyman abi sana döneceğim ama Atan abiye şöyle başlayayım ondan sonra sözü sana bırakacağım. Ya bir apranti için bunun kıymeti ne zaman anlaşılacak onu merak ediyorum. Bir tarafta dünya ünlü bir start uzmanı, bir tarafta Türk jokeylik tarihinin en önemli isimlerinden birisi. İsmi altın harflerle yazılmış bir isim. Ya şimdi aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi biz burada birçok şeyi konuşuyoruz. Bazı olayları, yarışları işte birçok hatalarını birçok şeyi konuşuyoruz. Tabii her konuştuğumuzda beğenilmiyor mutlaka. Hı. Çok farklı düşünen dostlarımız, yarış severler oluyor. Ama bir şey hakikaten çok önemli. Yani şimdi tabii benim için çok ayrı bir kıymetli birisi Süleyman Aklı ama onun dışında camia için hakikaten çok kıymetli biri. 70 yaşında bir insan her gün sabah işte 4'te kalkıp 3.30'da kalkıp atlarının başına gidiyor. Oradaki işini bitiriyor. Dönüyor geliyor okula. Öğlene kadar orada bir emek sarf ediyor. Öğleden sonra tekrar atlar program filan derken. Yani şu hakikaten o kadar kıymetli bir şey ki. Yani bir tarafında atçılığın hakikaten jokeyliğin duayeni, öbür tarafta hakikaten dünya çapında bir at eğitmeni öyle diyelim. Horse Whisperer neyse adı. Ve bunlar hakikaten unutulmayacak şeyler. Yani o çocuk inşallah biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde belli bir yaşa geldiğinde ya diyecek ki ben starta girerdim. Süleyman Aklı gelirdi. Benim yanımda dururdu. Bana işte fırça atardı. Talimat verirdi. Doğrusunu anlatırdı. Öbür tarafta da Geri diye bir adam vardı. Dönemin hakikaten çok büyük bir at eğitmeniydi. Şuydu buydu filan. Yani bunlar o kadar kıymetli şeyler ki. Şimdi biraz önce söyledi. Belki tekrarlar mı bilmiyorum İmparator da. Müthiş bir okul. Yatılı. Yemeğin önünde. Yemediğin arkanda. Hocaların, müfredatın herkese önünde. Psikoloğun orada. İşte dediği gibi imparatorun çalışacaksan spor salonun orada. Atlar orada. Pist orada. Her şey var yani. Her şey var yani. Böyle bir şey de iyi bir jokey olabilmek için hiçbir eksik yok. Bir tek şey yapmak gerekiyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani hakikaten yani bir kere daha burada imparatoru hakikaten yani tebrik ediyorum. Yani bunların kıymetini inşallah bu kardeşlerimiz bilirler. Ve inşallah bu çocuklar hakikaten 4-5 yıl sonra biz burada oluruz olmayız. O ayrı bir şey ama bu çocuklar inşallah bu sahada olacaklar. Geriye dönüp biz 2019 yılında, 2018 yılında bunları konuşuyorduk. Bak şimdi bunlar artık konuşulmuyor. Her şey hakikaten olması gerektiği gibi diye de burada birileri inşallah konuşur. Hemen imparatora döneyim. Çünkü bizim gözümüzden Atan abi çok iyi özetledi ama sizin gözünüzden... Ya parayla yaptırabilir şimdi, misin ya bunu? Yok, bunu parayla yaptırabilir şimdi, misin? Bu tesadüf bir çekim. Ömer geldi oğlum. Bu çekimi yaptı. Bu çekimden sonra işte orada biz bir ikinci sınıf talebesini tenkit ediyoruz geriyle. Yani yanlış tuttu diye elini. Bunu anlatıyoruz. Bunu da biz koymaya karar verdik böyle. Oğlum dedi ki ya bir şey yok falan ben koymayalım dedi. Baba koyalım dedi işte yani koyduk. Bu sabah ne oldu? Bu sabah çok enteresan bir şey oldu. Hürriyet gazetesi geldi okulla ilgili benimden bundan evvel 15-20 gün evvel röportaj yapan ekip geldi okulla bir röportaj yapacak. Geldiler işte samanlık vardı oraya çıktık resimler çekildi sahaya gittik sahada resimler çekildi. Geriye döndük bir çay içtik odada o anda da hocalar geldi Ömer'le Kıvanç Hoca dediler ki çocuklara mekanik çalıştıracağız. Ekip de dedi ki o zaman
Biz de gelelim, mekanikte çekelim. Lafını balla keseyim Süleyman abi. Yurt dışı yarışa gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Hemen bir yurt dışı üçlü gayını başlatıp dönüyoruz. Sayın yarışseverler, Laurel Park'ta 5. koşu başlayacak. 3 yaşlı dişi İngiliz sayları arasında koşulacak koşu 1300 metre mesafede kum pistte. 1 numaralı Allison K koşunun favorisi. 4 numaralı Wild Type yarış hazırlığı yapacak. 7 numaralı Nori Fans ve 8 numaralı Call Me Jelly Roll daha geri planda bekliyorlar. Allison K Starting Tour ve Hail the Queen. 5 numaralı D ve 6 numaralı Holy Freedom ve hemen akabinde 4 numaralı Wild Type kulvarındaki yerini alıyor. Yedi numaralı No Refunds giriş hazırlığı yapıyor. Ve o da şimdi kulvarındaki yerini almak üzere. No Refunds jokeysiz bir şekilde giriş hazırlığı yapıyor. Ve box'taki yerini alıyor. 8 numaralı Call Me Jelly Roll da kulvarındaki yerini alıyor. Beşinci koşuya katılacak olan 3 yaşlı dişi İngiliz tayları şu anda start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve 5. koşu başladı. En dış kulvardan 7 numaralı Nori Fans, iç kulvardan 2 numaralı Starting Tour atak yapıyorlar. Dışlarından da 4 numaralı Wild Type atak yapıyor. Geliyor şimdi ve koşunun ilk 200 metresi içerisinde 2 numaralı Starting Tour'u bastırıyor. Koşunun liderliğini alıyor. Bir boy farklı bir liderlikle son 1000 metre start yerine 4 numaralı Wild Type önde gidiyor. 2 numaralı Starting Tour. Hemen dışında 5 numaralı D. D'nin hemen dışında 6 numaralı Holy Freedom ve 8 numaralı Call Me Jelly Roll var. Son 800 metre geçiliyor. 4 numaralı Wild Type önde bir boy farklı liderliğini koruyor. Şimdi arkasında bir üçlü var. O üçlüden 2 numaralı Starting Tour sıyrılmaya çalışıyor. Geliyor ve bir anda rakiplerini bastırıyor ve koşunun liderliği 2 numaralı Starting Tour'a geçiyor ve bir anda fark 2,5 boy oluyor. İç kulvardan 1 numaralı Allison Kane atakları var. 2 numaralı Starting Tour son 600 metre 2,5 boy farkla lider olarak geçiyor. İç kulvardan 1 numaralı Allison Kane atakları var. Gerilerden 5 numaralı Dean'in de gayretlerini görüyorum ve bariyer dibine yakın dövme avantajıyla asfaltlı liderliğini 2 numaralı Starting Tour koruyor. En dış kulvardan şimdi 3 numaralı Hail the Queen'in de atakları var. Ortalardan da şimdi 1 numaralı Allison K de geliyor. 3 numaralı Hail the Queen ataklarını artırıyor. 1 numaralı Allison K ile başı baş bir birincilik mücadelesi veriyor. Dış kulvardan 3 numaralı Hail the Queen geliyor ve rakibini avlayarak potada 3 numaralı Hail the Queen koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Allison K koşudan ikinci olarak ayrıldı. Günün 5. koşusunu 3 numaralı Hail the Queen Kevin Gomez de kazandı. Gayri resmi olarak 3 ve 1 numaralı safkanlar yarışı 1 ve 2. olarak bitirdiler. Yarış sonucunu arkadaşlarımız alt yazı olarak kesinleşir kesinleşmez sizlerle paylaşacaklar. Diyelim imparatora dönelim, lafınızı kesmiştik. Apprenti Eğitim Merkezi'ne gittiniz, orada kaldık. İndim ben şeye, mekanik odasına. Hı-hı. İşte röportajı yapacak ilgililer oradalar. İşte konuşuyoruz falan, anlatıyoruz. Çocuklar mekanik yapıyorlar. İşte oğlum işte dizini düzelt falan. O anda beyaz kağıtla, elinde bir beyaz kağıt, okul müdürü hanım, okul müdürümüz Zeynep Haldan hanımefendi geldi. Bir dakika hocam dedi, dışarı çağırdı beni, çıktım. Ya hocam bana bir yardımcı olur musunuz dedi. Buyurun dedim. Ya beyaz masadan dedi bir şey gelmiş, beni genel müdürlüğe çağırdılar. Buna okul olarak bir cevap vermemizi istiyorlar dedi. Neymiş dedim. Dedi ya bir beyefendi işte oynamış, altılı ganyan oynamış. İşte tay yarışında
jokeyler, bu aprantiler iyi binemiyorlarmış. İşte at, siz iyi eğitemiyorsunuz falan filan diye ismi var, soyadı var. Buna cevap vermemiz lazım dedi. Genel müdürlükten öyle talimat aldım dedi. İyi dedim, açın telefonu dedim. Açtı. Şimdi açtı, konuştu karşıdaki beyefendiden falan. Beyefendi de konuştu. Ben de okuldan ilgilisiyse dedi birisini vermek istiyorum dedi. Beni verdi. Buyurun dedim, ben Süleyman Aklı dedim. Ahmet Bey'di konuştuğum kişi de. Çok, o tabii zannediyorum o anda öyle bir şey, hiç beklemedi. Bir olay. Buyurun dedim. İşte atların sağlığını kim biniyordu dedi. Danyal Kaya dedi. He dedim, şimdi orada bir duralım. Danyal Kaya bir yıldız, bir apranti. Ve böyle bir yarışta bir at dışarıya kaçarsa kendini kaçıracağı bir şey yok. Ama unutmayalım ki dedim, İzmir yani Taylar 800 metre apranti kaçırdı diyorsunuz. Hiç mi bir antrenörün suçu yok? Hiç mi at sahibinin suçu yok? Acaba antrenörü butaya işte bir 800 metre virajın üstünden start makinesiyle bir iş verdi mi? İki tane, üç tane atlan bunu denedi mi? Bunları sordu, bunu dedim. Hiç düşünüyor musunuz? Hemen jockey'e söylediniz dedim. Böyle bir şey oldu an. Epey bir anlattık derdimizi birbirimize. Dedim yani bir at gitmek istedikten sonra jockey'in ona yapabileceği hiçbir şey yok. Nitekim burada da oldu bir şartlı yarışta. İyi favori atlardan bir tanesi. Halis'in bindiği at bile. Evet, dışarı kaçtı. Kaçtı. İkna oldu beyefendi. Dedim biraz da o yönlü dönüş düşünün. Biz antrenörlerin de İyi eğitmediğimizi düşünün dedim ya. Yalnız görüntü çok iyi oldu ama. Yani evet, tesadüfen bu olmuş. Bu tesadüf yani. Geldi üstüne. Çok yani. Belli olmuş yani. Nasıl eğitim? Binici de Danyal Kaya. Yani öyle acemi bir çocuk değil Danyal. Yani iyi bir apranti. İyi kazanıyor ki bir atı dışarı kaçıp. Ama işte bu şekilde olduğu zaman ikna oluyor. Yani o anda ben Ahmet Bey'i ikna etmiş oldum. Harika. Yani güzel bir şey oldu Beyaz Masa adına. Tabii Türkiye Jockey Kulübü'nün Beyaz Masa uygulaması da bu anlamda yarışseverden hatta bütün atçılık adına ne varsa iletişim halinde olmamızı sağlayan önemli bir kanal. Ve bakın yani ne kadar duyarlı. Beyaz Masa Genel Müdürlük çağırıyor okulun, okul için böyle bir şey var diyor. Bunu izah edin diyor. Tabii. Zeynep Hanım da diyor ki ne yapmam lazım diyor yani. Ve yani... biz de tesadüfen işte biz böyle eğitiyoruz. Bakın bir tarafta Geri Vittifort, bir tarafta Süleyman Aklı, işte orada aprantilere start çıkışı öğretiyoruz. İki haftadır öğretiyoruz bunu. Bu çocuklar Haziran Temmuz'da lisans alacaklar. Bu kadar içindeyiz yani işin. Ama şimdi okul öyle bir şeyler yapıyor ki inanılmaz yani bunu. Şu anda bu yapılan röportajda Hürriyet Gazetesi'nin spor ekinde inşallah önümüzde okuyacak. Okusun insanlar, okulda neler yapıldığını görecekler. Harika. Şimdi bu haftanın önemli gündem maddeleri hazır jokeylerden konu açılmışken oradan devam edelim o halde. Kamçılarda malum kamçı sayısında azalmaya gidilmişti. Total kamçı sayısında 7'ye, düzlük üzerinde 5'e düşürülmüştü ve hani bunun ilk hafta skorlarını takip edelim istedik. Çok ciddi derecede bir kamçı sevkiyle karşılaştık diyebiliriz. Özellikle Şanlıurfa, Adana ve İzmir merkezli usulsüz kamçı kullanımı meseleleri var. Süleyman abi, Şanlıurfa'dan 3 isim, Adana'dan 2 isim, İzmir'den 2 isim. Evet. Kimi 6 vurdu, kimi 8 vurdu, kimi 10 vurdu farklı adetlerde ama ilk haftanın skoru 7 isim. Evet, şimdi zaten geçiş dönemi. Zannediyorum bu geçiş döneminde ben de seyrettim. Atın vurulmayacak yerine de vuruyorlar arkadaşlar. Bu çok yanlış. Bu direktman kamçı sayısından evvel yanlış kullanımdan direkt cezai meyde uygulanır. Bunu zaten kendilerine geçen hafta izah etmiştik. Zaten bu alacakları cezayla da bunu görecek arkadaşlara. Bunu yapmamaları lazım. Yaparlarsa da bu katlanacak yani. Aprantide ikincide eğitime gelecek bir ay. Jockey'de 7'den 14'e, 14'ten 28'e çıkacak. Bunda Yüksek Komiserler Kurulu'nun talimatıyla yapılan bu basınla ilgili işte komiserlerin toplantısında her şey çok üstüne gidileceğini, cezaların caydırıcı olacağını, komiserlerin bu işte çok dikkat edeceklerini biliyoruz yani.
arkadaşlar dikkat etsinler. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Süleyman abi, bir Atan abi sana kamçı meselesine döneceğim ama Ankara'dan jokey ve aprantilerle hafta içi bir görüşmemiz oldu. Sauna ile ilgili bilmiyorum şimdi size de geldi mi? Ben de duydum. Ben de duydum. İşte Süleyman abi bizim saunamızı kapattırdı falan demiş. Şimdi jokey arkadaşlar bu oturdukları ve bindikleri hipodromlarda Ankara, İzmir, İstanbul, Adana'da ben 81 senesinde Almanya'dan geldiğim zaman demir dolaplarda soyunuyordu hepsi. Şu andaki İstanbul odası dahil hepsinin bu kurulmasının dizaynın tek nedeni benim. İçeri sauna kurulmasının da nedeni benim. Çünkü ben Almanya'da gördüğüm için geldim buradaki yeniliklere. O zaman rica ettik bizim büyüklerimizden. Hepsi her yerde yapıldı. Yalnız Atahan da toplantıdaydı. Ankara komiseri tamamen saunayı kapatacağım dedi. Burada arkadaşlar iyi dinlesinler. Ben karşı çıktım. Ben karşı çıktım ama ben kapattırdım oldum. Nasıl anlayamadım. Ankara komiseri kesinlikle yarış günleri saunayı açmayacağını söyledi. Bütün komiserler de ona da uydular. Ben dedim ki öyle yapmayalım. Hiç olmadı. 3 saat kala dedim çocuklar. 3 saat kala ya kadar girsinler. Ondan sonra girmesinler dedim. Ve böyle kaldı. Neden hep benim üstüme yapıştırıyor anlamadım. Abilerinin ona yaptıkları işte ne bileyim antrenör lisansları yenilendi, sigortaları onlar oldu, şunlar oldu. Ya. Her şey unutuldu yani. Bir savuna hemen Süleyman Aklı'nın üstüne yapıştırıyorlar. Ben savunayı onların adına girdim. 3 saat kalsın çocuklar, 3 saat kalana kadar girsinler dedim. 3 saat sonrasında olmasın dedim. Yoksa tamamen kapatılmıştı. Bunu da böyle bilsinler. Sonra bilirler de gidip Ankara komiserine onu. Dolayısıyla orada bir hani düzeltme yapalım Ankara'da at binen isimler adına. Yarış günleri kapalı olması durumu söz konusu değil. Yarış saatinden 3 saat önceye kadar sauna kullanılabilir diye bu bilgiyi de her yerde paylaşalım. Öyle. Her yerde böyle. Her yerde böyle. Yalnız bir olay var. Aprantilerin saunaya girmesi her yerde yasaktır. Çünkü neden? Apranti daha gençtir. Ne kadar çok saunaya girerse o kadar çok kilo alır. Biz de at bindiğimiz zaman hep o genç kardeşlerimize derdik ki aman bu saunaya sen sahayı koş. Başka yerde kilon düş, buraya gelme. Şimdi burada bir kilo düşeceksin, yarın iki kilo alacaksın. Savunumda böyle bir dezavantajı var. Biz istiyoruz ki her dakika açık olsun. Yarıştan 5 dakika, 10 dakika önce yani neyse takılana kadar olsun istiyoruz. Yaramazlı. Yani. Zaten ben yani şunu da bilmiyorum. Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla bu 2 kilo hakkı da çok 2 kilo gibi değil zaten. 1,5 falan birçok yani. Yerde. Ha biz de zaten o yani, esnetilebildiği kadar. Şöyle esnetilmiş. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Açık kalsın, çıkayım, bilmem. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Avrupa'da hiçbir jockey odasında sauna da yok. Onu da bilsinler. Ben başka bir şey söyleyeyim. Yani. Şimdi mesela jockeyler 2 kilo fazla hakları var ya. Tartılıyorlar, biliyorlar ya. Atıyorum. Ben mesela atçıyım. Bir atın 2 kilo fazla koşup koşmaması benim için önemli. Ben oyuncuyum. Tabii pardon. At sahibi olarak da önemli de antrenör olarak. Ki. Şimdi ben 58 kiloyken atı başka şans verebilirim. 60 kiloyken fazla veririm. Mesela keşke bunlar da yarış sabahı belli bir saatte gelseler, tartılsalar ve o gün atlara kaçar kilo fazlayla bineceğini keşke deklare etse kulüp. Biz de bilsek bu arkadaş buna 58'e 59,5'la biniyor. Bu 58'e 60'la biniyor. Bu 58'e tam biniyor. Bu 48'e 50 ile biniyor. Yarıştan yarım saat. Yarıştan yarım saat evvel belli oluyor bu. Ama o biraz değişken değil midir abi? Niye değişken olsun abi sabah? Geldin. Ben yani saat 12'de tartıldın. Hani vücutlarına göre bir ne bileyim içtikleri, yedikleri biraz yani, gramlar yani sonuçta. Yani ya zaten 500 gram şeyim var. Ekstram var. Ekstram var zaten. Yani arada sen o sonayı niye istiyorlar işte? Onu yok etmek için. Onu yok etmek için istiyorlar. Geliyor, veremiyor kilosunu, başım döndü diyor doktora. Öyle olmadı mı dönerle. Yani? Konuşmadık mı? Dönerle. Başım döndü diyor. Son dakika jokey arıyorsun. Ben oyun oynamışım. Ne bineceğin kilonu biliyorum. Ne atabilip binmeyeceğini biliyorum yani. Tansiyonu da düşürür. Yani. Bizde de olmuştur yani. Tansiyonun düşer fazla kilo düştüğün zaman. Yani bu noktada şikayet edilecek bir şeyler olmaması şey lazım yani. Yani. Burada şikayet konusu olacak bir durum yok bence. Şimdi 3 yaşlıların yarışlarına geçmeden Padok'tan hani Safkan ismi vermeden bir görüntü zira şimdi, hafta içi Padok'ta İmparator'un radarına takılan bir görüntü. Geçtiğimiz programlardan birinde de konuşmuştuk ama İstanbul sezonuyla yine gündemde. Sevgili abimize görüntüyü evet, verelim. Bu 3 yaşların güzel bir yarışı. 15 atın koştuğu bir yarış. Yani 14 numaralı atı bu 14 müdür?
11 o midir, yani, 12 midir? 12 midir, 1 midir, nedir hiç belli değil. Şimdi şöyle bir durum var. Buradan antrenör arkadaşlara duyuralım. Bu şeyin, Trakus'un aşa bezinde olan arkasındaki şey, aşa bezi uzun olduğu için ata temas, bu, oluyor. Temas oluyor diye şeyi kısalttılar, aşa bezlerini. Aşa bezlerini kısalttılar ama eski aşa bezi diye arkadaşlar önünden de kıvırdıkları için böyle vuruyorlar. Bakmıyor ne olduğunu da öbür taraftaki. Lütfen bunu böyle yapmayalım. Çünkü atın numarası görünmüyor kaç numara olduğu. Yani dikkat edilmesinde fayda var diyorum. Evet, spiker için de bir şey. Gerçi formasına evet. bakıyor elbette tabii. ama numara da önemli yani. Evet. Tabii evet. bu yani bu şimdi bunun bu aşa bezinin böyle vurulması bence etik bir şey değil yani. Çünkü hiçbir şey belli değil burada. Evet 14 numara bu at ama bu normalde at koşarken kaç numara olduğu belli değil. Evet. Şimdi 3 yaşları soruyorsunuz. Biz de sizlerle paylaşacağız. Önce bugün Gazi koşsa tablo ne? Onu bir görelim. Bunu her hafta güncelleyeceğiz. Handikap puanlarının değişmesiyle beraber bu tabloyu göreceğiz. Gazi koşusu bugün koşulsaydı handikap puanına göre yukarıdan aşağı liste dizildiğinde böyle bir ilk 11 göreceğiz. İkinci sayfada göreceğiz. Long Runner 110 handikap puanıyla liste başı şu anda. Sezonun açılış yarışı için yarışsever koşusunu önümüzdeki haftayı beklediği konuşuluyor. The Last Romance ilk yarışını yaptı. 102 handikap puanında. Fearless Action 100 handikap puanında. Lead Soldier 98'de. Yamanlar bir ilerleyen dakikalarda konuşacağımız bir diğer safkan. 97 handikap puanıyla listenin 5. sırasında. Angel of Death, Altın Kop, Bold Boy, King of Tatvan, Kızıltüy ve Berthold listenin ilk 11 sırası. İkinci sayfa Ghost Paşa, Rubuko, Overcloud, Zillion, Jack Sparrow, Muammer Bey, Urla Rüzgarı, Jungleman, Evergrande, Enjoy ve Innovation. Şu anda hali hazırda koşanlar var. Bir müddettir start almayanlar var. Ama bugün Gazi koşulsaydı ilk 22 bu iki sayfadaki safkanlar olacaktı. Ya handikap puanlarına göre. Handikap puanına göre. Yani burada normal puanı tutup ama Gazi koşusunu koşmayacak atlar da olabilir tabii. Yani güzel tabii. Güncelleyerek vermek. Tabii. Nereden geldik? Yarışlar koştukça evet. belki biz de kendimiz de bir liste yapabiliriz belki bilmiyorum. Güzel olabilir belki. Yarış severlerin katkısıyla yani bize göre bir şey de yapabiliriz. Tabii. Tabii yavaş yavaş heyecan tırmanıyor şimdi tabii bu ilk. Bence yani bu sene tabii ki diğer atlardan az katılım olacak ben tahmin ediyorum Gazi yarışına. Öyle mi diyorsun Süleyman? 22 olmaz mı diyorsun Süleyman? 22 olacak ama burada Kurtel Ekürüsü'nün 7 tane 8 tane giren atı var. 8'e karşı 14 olacak giriş. Hepsi aynı at sahibini sen olmaz biliyorsun. Hepsi aynı at sahibini ama hep ayrı isimlerde. Ayrı isimler. Ayrı isimlerde olduğu için hepsinin yani puanı. Arif Bey'in üzerine şu anda ekranda Arif Bey'in üzerine iki var. Evet, kızının Deniz var. Hanım var kızı. Evet. Aytuğ Bey ekürü var. Eşek ekürü sayılıyor. Yani 7-8. İlhan Bey yine ekürüye yakın isim olarak sayabiliriz. Şu anda burada 7 tane gördüm ben. Veya 7 veya 8. Evet. Enteresan tabii şimdi kentteki derbide daha farklı bir uygulama var işte. Yani bu 8 atta iyi yarışlar koşmuş. İyi yarışlar koşmuş, iyi yarışlar kazanmış. Zaten puanından belli koşmaya hak kazanmış atlar yani. Atan abi bir noktayı açtın orayı biraz kazıyalım mı? Şöyle ki mesela bazı derbi lokasyonlarında farklı gidiş haritaları. Mesela kariyeri çok yok ama o yarışta biliyor ki belli bir derece alırsa derbiyi koşabilecek bileti alıyor. Tabii tabii. Yani bizde de bu yollar açılabilir mi ya da çok fayda sağlar yani mı? Kaç atı değiştiriyor bizdeki takvime göre? Yani bizim yarışımız dışarıya kapalı. Hı-hı. Dolayısıyla yani bizim için öyle bir sıkıntı yok şu anda. Yurt dışında kentteki derbide öyle değil işte baraj koşuları tabii. var. Orada başarılı olan atlar geliyor. İngiltere çok Avrupa ayrı bir atçılık kültürü zaten. Orada zaten hani böyle derbileri full 24 at, 22 at falan çok seyrek görüyorsun. Özellikle İrlanda hep 7-8 at koşar. Hmm. Yani insanlar hani performansa bakar. Tabii hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani bizde koşunun adının büyüklüğü. Tabii büyüklüğü çok önemli burada. Yoksa hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına koşulan bir yarış olmasa da bu hani adı derbi olsa, sadece derbi olsa insanlar bu kadar bir formam gözüksün demeyebilirler. Çok normal olarak ama tabii bu koşuyu koşmak
herkesin gönlünde, kalbinde bir şey. Kazanmayı hiç söylemiyorum bile yani. O çok bambaşka bir şey yani. Dolayısıyla insanlar koşmak istiyor. Atını, puanı geldiği zaman benim atım çıksın o gün. İşte o 22 attan biri olsun. Formam çıksın. Ben Gazi günü Gazi Kostu'na bir at koşayım diye. Her yetiştirici, her at sahibi bunu hakikaten gönülden istiyor. Kimseye de kızamıyoruz yani. Evet. Kızılacak da bir durum yok tabii. Ha, bazı eküller için tabii burada daha fazla sayıda olabilir ama yani neticede şu var. Yani o atın, Selman abi söylemişti bir gün, o at doğduğu gün onun alnına yazılıyor mu? Aynen. Ha, dolayısıyla o yazıldıysa sen evet. 14 atta koşsan, 10 atta koşsan o geliyor, kazanıyor yani. Tabii. Dolayısıyla baht kazanıyor. Hasan abinin söylediği gibi. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Tabii şimdi enteresan olan bir şey var. Yani geçen sene burada çok sürekli konuştuğumuz çok güçlü ekürüler vardı. Hem evet, sayısal evet, evet. güçleri olan hem de kalite olarak güçleri olan atları iyi koşan ekürüler vardı. Evet. Mesela bu ekürlerden bu ekürler bu sezona iyi başlayamadılar. Yani hem kurtel ekürisi hem aracı ekürisi aynen. şanssızlıklar da oldu. Hatta eksplosistleri konuşabiliriz abi. Hakikaten yani çok şanssızlık yaşıyor. Başka bir öbür atları da ayağa çatladı. Evet, Crimean Mint de ayağa çatladı. Sefer mesela iki ekürü domine edebilecek ekürilerdi geçen sene çıkardıkları taylarla. Şimdi mesela sezonun işte bayağı ciddi yarışlar koşuldu. İşte Orhan Meker, Sadık Eli Yeşil, Erdik Dalay. Ankara'da güzel bir yarış koşuldu. Ankara Borusu. Ankara Borusu. Derya Beşikçi. Bursa Emniyet Müdürlüğü vardı. Tabii, buralarda bakıyorsun bu ekürler istedikleri sonuç alamadılar. Tamam. Tabii erken. Tabii tabii. Erken yani neçede Mayıs. Ama bıraktıkları yerde evet. dönmediler. Tabii kışı tabii. yatarak geçirdiler, bekleyerek geçirdiler. Tabii. Çok koşmadılar. Dışarıdan koşarak gelen atlar. İşte Jungle Man. İşte evet. İstanbul'da koşan Deniz Mavisi. İşte Yamanlar Bey'i. Yamanlar Bey'i İzmir'de her şeye tamam. rağmen bir açılış yaşı. Bunlar tabii avantajlı geldiler ve bu avantajlarını da kullandılar. Ve ilk roundda hakikaten çok ön plana çıktılar ama tabii konuşacağız. Yarış yarış detaylandıracağız. Gelsin. Aynen öyle. İmparator'un yorumlarını hakikaten merak ediyorum çok. O zaman önce bir Orhan Meker'e, hatta Orhan Meker'in öncesine de gidelim Süleyman abi. Bir start anı vardı, onu da bir konuşalım. Start anında Kenobi isimli Safkan'a. Şimdi tabii komiser raporlarını da inceliyoruz. Kenobi starta girme konusunda titizlik gösterdiği için antrenörüne bir para cezası da oldu. Fakat görüntüler de tabii dikkatlerden kaçmadı. Sevgili Ömer Yunus çarşamba günü hep beraber sahadaydık. Şimdi Kenobi'yi göreceğiz. Ekranlarda az evvel geçti sarı ağırlıklı sarı lacivert formasıyla şimdi giriyor. Lacivert jockey kepli. O gün için 2 numaralı safkandı. Özcan Yıldırım idaresinde gözleri kapalı vaziyette starta doğru herhangi bir 3 yaşlı için normal sayılabilecek bir sürede geldi. Evet giriyor at şimdi girdi bakın. Girdi mi at? Girdi. Girdi. Bak kapamadı arkadakiler. Bak at geri çıkacak şimdi. Ve çıktı. Şimdi bundan sonrasını hızlandırarak gelelim. Sevgili amca hızlandırın. Kimde hata burada? Ya, burada hata start arkası görevlilerde. Hmm. Şimdi ama komiser ne dedi? Sen bu atı eğitmediğinden antrenöre ceza verdin. Bence antrenör hiç kabahati yok ki at girdi. Arkadaki adam çekildi kapatmadı. Ondan sonra tabii ki at zorluk çıkarttı. O zorluğa göre cezayı verdi. Ama start görevlisi arkayı kapatmadığı için start görevlisine bir şey vermedi. Biz de burada ne diyoruz? Ne kadar start görevlisine eğitilirse eğitilsin, atı tanımayan, at psikolojisini bilmeyen start görevlisi yapılmaması lazım. Evet, ilk andan sonra ana görüntü buydu. Şimdi evet. Orhan Meker'e geçelim ve Jack Sparrow'un galibiyetini konuşalım istiyorum. Nasıl bir yarış olduğunu hatırlayacağız. Yarış beklenenden daha makul bir tempoda başladı diyebilir miyiz Atan abi? Yani sanki Orhan Meker'ler eskiden kilo evet. farklarının daha açık olduğu, işte ne bileyim 60'lar 62'lerin olduğu, bir yanda da 50 kiloların 48 kiloların olduğu bir yarışken daha kompakt bir grup vardı kilo olarak. Ve Jack Sparrow da yarışı 4. sırada takip etti. İmparator'a sözü bırakacağım. Sonra da senin yorumlarını alacağım. Şimdi Jack Sparrow zaten burada yarışın içinde en güzel yeri aldı. Yarışın başı normal. Ne hızlı ne yavaş. Düzlüğü orada bekledi. Düzlüğe şu anda 3. sırada. Yeşil kulaklık.
Yeşil beyaz forma. Düzlükten sonra da içeriden barierin dibinden hadi dedi. Çok kolay kazandı. Ahmet kamçı kullandı mı hiç? Enver sen. Bir tane galiba. Ya yani bir tane nereden? Öyle. Kullanmadı. Yarım yamalak. Yoka yakın. Zaten bak gözlüğünü bile indirdi yani, o kadar adına inanıyor ki. 400 direğini geçtiği zaman. Yalnız burada ikinci olan Gold Polat. Evet. Ben diyorum ki ikinci olan atın jockey kamçısını startta düşürdü. Aa. Çıkışta. Start çıkışını görebilir miyiz? Bir start. Bir start. Gold Polat. Oynatalım. Yani öyle bir şey var. İntiba mı oldu? Bakın şimdi gelip birisi oradan kamçıyı alacak yerden. Bir geri gelelim mi? Zaten bak geliyor bak. Bak gelecek. Yürütelim. Hop. Dur orada. Diye kaldı. Kamçıyı aldı. Sen. Gold Polat kamçısız. Evet, nasıl gördük biz bunu ya? Bir daha. Bir start Gold Polat. Baktı zaten. Mustafa Çiçek baktı evet, zaten. Evet. Şimdi gelelim yanda o zaman. Da isteyecek, yanda da isteyecek bir at yok. O da Jack Sparrow. Yanındaki lazım olmadı ama yine de. Kamçını şimdi vermedim. Elinde kamçı olmadığı için trafik sorunu yaşadı düzlükte. Trafik sorunu yaşadı. Siperden çıktın, ateşe edeceksin. Evet. Silah yere düştü. Silah evet. Alalım düzlüğe yarış arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Bu farklı bir detay oldu. Gelelim düzlüğe. İmparator der ki Gold Polat'ın bakın, burada gezinmesinin bakın şimdi, sebebi oldu o. Tabii. Bakın şimdi yani orada tabii elinde kamçı yok. Atı yani bir hadi diyemedi. Şimdi burada boşa mı sallıyor şu an? Boşa sallıyor. Rüzgara. Gözlük belki gözlükle yapıyor bilmiyorum. Gözlük de yok galiba. Evet. Bakın boşa sallıyor. Yani bir yarış bitti. Hmm. Gold Polat. Evet. 1399 metre kamçısız. Çok kolay koştu ama öbürde öbürde yani ya. Harbe tüfeksiz gitti. Yarışın dördüncüsü için de Süleyman abi yorumunu merak ediyorum. Zira startı yaklaşık 2-2,5 boy ağır aldı Kayıovası. Şu anda en geri en dış evet. Lacivert şapka, lacivert evet. Beyaz forma. Evet. Al Safkan. Sonlarda o da çok diri geldi. Yarışın süratli gitmesi halinde biraz daha yaklaşabilir miydi diye sorayım. Çünkü en dışta şu anda Hışman Çizik idaresinde. Valla o öbür at onun arkasından geldi. İkinci oldu. Hop, o kadar yani. Atan abi Jack Sparrow. Volkan Yonca Ağaç ekürüsü. Nispeten yeni diyebileceğimiz atçılardan ama Marshmallow kendi kısraydı. Onun yavrusuyla Orhan Biker. Ya çok güzel koştu Biker abi. Tebrik ederim önce. Jack Sparrow kış sezonu da gayet başarılı geçirdi. İstanbul'da sentetik pistte çok güzel yarışlar koştu. Bu Jack Sparrow'un tabii iç çim koşusu ve ek çim koşusundan galibiyetle ayrılması da son derece önemli Mayıs ayı öncesinde. Ekürü hakikaten tebriği hak ediyor. Bu yarışla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi enteresan bir istatistiği vardı bu yarışın. 12 yıldır iki jokey 12 yıldır 11 yıldır hep farklı jokeyler kazanıyordu. Aa. Evet, bu istatistik bu sene de değişmedi. Ahmet kariyerinde ilk defa Orhan Meker kursu kazandı. Güzel 12. Detay. Yıldır güzel farklı detay. Jokeyler kazanıyor. Onun dışında bu yarış yine Jockey Sparrow'la ilgili bir bilgi söyleyeyim. Luxor'un kısrak babası olarak kazandığı ilk sınıf koşu bu. Luxor adına da güzel bir istatistik oldu burada. Şimdi Mustafa ile ilgili ben de bir şey göstermek istiyorum. Bir starta döner misin Hamza? Starta dönelim tekrar. Kazanan kadar iyi koştu bir kere Gold Polat. Gold Polat çok net. İyi koştu. Ben de İmparator'un söylediğine yakın bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi Jack Sparrow yerini aldı. Hemen arkasına Mustafa geldi. Sanki onu rakip bellemiş gibi arkasında çok iyi bir yer buldu. Tabii kamçısı olmadığı için belki de bilmiyorum. Yarış biraz sonra bir parça tempolandığında o yerini kaybedecek şimdi Mustafa. Takip edin. Bir dakika Atan abi yurt dışı yarı çekmemiz bilelim, gerekiyor. Bilelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim.
Altıncı koşu Astor'a başlayacak San Yarışseverler. 9 numaralı Swiss Fortune bu koşuda start almıyor ve 3 yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1100 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Yedi numaralı Super Echo'da baksak yerini alıyor. 8 numaralı Miss Alien kulvarındaki yerini aldı ve atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. Orta kulvardan 4 numaralı şimdi atak yapan Fenwick Perfection numarayı alıyor. Hemen dışında 6 numaralı Bears Atlantic Miss geldi. En dış kulvardan da 8 numaralı Miss Alien atak yapıyor. Geliyor koşunun liderliğini alıyor ve son 800 metreye doğru gidilirken iki boy farklı bir liderlik temin ediyor. Hemen arkasında iç kulvarda 6 numaralı Bears Atlantic Miss var. En dış kulvardan da 7 numaralı Super Echo atak yapıyor. İkinciliğe giriyor. 8 numaralı Miss Alien 4-5 boy farklı son 600 metreyi önde geçiyor. 7 numaralı Super Echo'nun önünde. Gerilerden dış kulvardan 5 numaralı Silver Slivers'ın da atakları var ve Miss Alien son viraj dönürken 2.5-3 boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 7 numaralı Super Echo atak yapıyor ve Jockey Julian Pimental döndü, arkasını kontrol etti ve şimdi hızla geldi. Ayak değiştirdi, sprinte kalktı ve kopup geliyor 7 numaralı Super Echo. Koşunun liderliğini alıyor. 5 numaralı Silver Slivers da ikinciliğe sarktı. 3 at boyu önde. 7 numaralı Super Echo ve günün 6. koşusunu 7 numaralı Super Echo kazanıyor. 5 numaralı Silver Slivers koşudan ikinci olarak ayrıldı. Julian Pimental ile koşuya katılan 7 numaralı Super Echo koşudan galibiyetle ayrılıyor. AGF tablosunda üst sırada olan Safkan 7 numaralı isim yarışı kazandı. Sonuç gayri resmi. Birazdan arkadaşlarımız yine alt yazı olarak desteği verecekler. Orhan Meker serbest handikamına dönüyoruz. Ve Gold Polat'ı Atahan abi analiz ediyordu. Jack Sparrow'un biraz arkasındaydı. Geri, biraz geri alalım biraz Hamzacığım. Geri alırsan Hamza. Ben tekrar, evet, ben tekrar sözü Atahan abiye bırakayım. Bir kere dediği gibi İmparator'un burada kamçısını düşürdü. Silahı elinden gitmiş oldu ama... Hakikaten Fourat'ın bir arkasında kaldı. Çok iyi yerde gidiyordu Mustafa. Ne zamana kadar? O pozisyonunu kaybedene kadar. Kendi tercih etmedi ama Jack Sparrow'un arkasını. Yani hata kendi ben öne giderim diye vazgeçti. Vazgeçtiği için de... Şimdi burada o yerini kaybetti. Evet. Şimdi bir daha kaybedecek. Şimdi biraz sonra orayı da kaybedecek. Bir anda Jack Sparrow'un arkasındayken... Opa. 3 boy gerisinde ve 5 atın... Tamamen pozisyonunu kaybetti. Ve zaten İmparator'un dediği gibi kamçısı olmadığı için de bu saatten sonra işi biraz daha zor hale geldi. Fakat o kadar iyi koştu ki, inanılmaz iyi koştu. Yani ben Jack Sparrow hakikaten çok kolay kazandı bu yarışı. Onun birinciliğine gölge düşürmek istemem. Çok güzel koştu ama... İkinci gelen atta kaybetti, dışarı çıktı, elinde kamçısı yok. Oradan yürütmeye çalıştı, öne açılmadı, biraz daha dışarı çıkmaya çalıştı Mustafa... Oo. Çıktı. Buradan sonra zaten şu anda Jack Sparrow'la arasında zaten 6-7 boy var. Yani çok kolay kapatılabilecek bir şey değil. Ama at inanılmaz bir sprint yaptı. Düzlüğün ortasından sonra inanılmaz kuvvetli geldi. Tabii o yerini biraz daha koruyabilse, işte elinde sopası olsa bu yarış çok daha güzel bir yarış olabilirdi. Bana göre sınıfı geçen bir performans sergiledi. Burada tabii hayal kırıklığı yaratan at bence Halis'in milli attı. İz bırakalım. Ama at mı hayal kırıklığı yarattı yoksa Halis biraz şanssız bir gününe miydi bilmiyorum. İyi çıkamadı starttan. İyi yer tutamadı Halis. O da çok düzlükte, çok kötü yerlerde kaldı. Tam bir niyetlendi, kapandı. Sonra bir daha bir niyetlendi, bir daha kapandı. Artık ondan sonra da zaten yarışın bitimine çok yaklaştığı için de çok fazla yapacak bir şey olmadı ama at hani düzlükte yarışını yapamadı at. Yarışın hiçbir yerinde sergileyemedi. Yani. Bu yarış bence onun için ölçü olmaz. Tabii Halis de ilk defa biniyor. Belki çok da iyi tanımıyor. At ilk defa İstanbul'da start aldı. Yarışın bir de çok makul dediği gibi bir tempoda gitmiş olması atların arasındaki mesafelerin açılmamasına sebep oldu. Ondan dolayı da orada kaderine razı oldu ve düzlüğü beklemek zorunda kaldı Halis. Dediğim gibi böyle düzlüğün başında böyle bir Halis'in yeri ama çok kötü bir yer değil. Bence çok iyi yerde. Git gel git gel. Şu anda çok iyi yerde. Ama ve hücum etmedi at. Bak çıktığı zaman gücü olsa buradan hücum edecek.
Ama ya oradan orası onun yeri değil yani. Bu çünkü kazandığı yarışta at Adana'da öyle kazanmadı. At virajın üzerinde yürüdü. Düzlüğe çıkarken de dışarıda pozisyonunu almıştı. Yani böyle bir yarış koşmamıştı Tendürek Kosu'nda. Burada çok arkada kaldı bence. Yani böyle bir yarışta bu kadar arkada kalıp bu kadar şanssız atın arkasında kalmak çok zor bir şey yani. Burada bulamazsın yani. Nitekim zaten iki kere bakın. Dön biraz düzlüğün başına gel. Bir düzlüğün başına gelir misin Hamza? Yavaş bir oynat. Devam et. Şimdi burada Halis dışarıyı bir niyetlendi. Orada kayı ovası var. Olmadı. İçeriye geldi. Buradan devam etmek istedi. Biraz sonra oradan da yol bulamayacak. Orada yine bir sıkıntı yaşayabileceğini düşündü Halis. Yani at normal gerçek performansını sergileyemedi bana göre at. Yani bu kadar kötü koşması bence şimdi, çok makul değil bence bu at. Daha iyi koşabilirdi bu at. Çok geri geldi şimdi öyle diyorsun da. Yani bu yarıştan alakası yok atın. Ha tendürek diyorsan. Ben stilimi değil diyorum. Tendürekte de benim veya tendürekte tabii ki yarış şans işi bazı yarışlar oluyor. Tendürek şansına Akgün gördünüz mü bu hafta nasıl koştu? Akgün o gün o kapanmalar olmasa Akgün tendürekte çok tendürek kolay birinci olur. Ama bugün bence performansı hiç yok atın. Bu arada kule de geldi şu anda ekrana. Farklı bir açıdan en azından safkanları daha net görebiliriz kule görüntüsünden de. Oynatalım düzlüğe girelim. Biraz bir geri alsana. Bir geri alsana bir parça. Oradan oynat. Orada oynat. Orada oynat oynat. Bak arkasındaki atlar tempo o kadar aslında şu an iyi değil ki. Yani tabii. Onun için arkadaki atlar üstüne çıkacak. Bak kayı ovası var. Ayağa kalktı şey. Yani oradaki atlar için çok zora girdi bu yarış artık bu saatten sonra. Halbuki iz bırakan tendürekte koşarken nasıldı? Erhan virajda yürütmeye başladı. Dışarıdan doldurdu geldi. Ve hakikaten Akgün evet katılıyorum İmparator'a o gün şanssızlıklar yaşadı ama onun kadar iyi koştu at. Yani o gün o kadar kolay teslim olmayacağı bir yarıştı yine. Ama bugün at hiç o şansı yakalayamadı. O şansı acaba 1400'ün atı mı değil? 1600 metrenin atı mı değil? O da var. Olabilir. Yani kısa gelmiş olabilir. Olabilir. Bu trafik olabilir. Kayı ovası tabii çok enteresan koşuyor. Şimdi bence baktım 40 koştu. Günde 4. yarışı. O da virajı çok dezavantajlı bir yerden döndü. Startı da iki boyu ağır aldı. Ama çok iyi yüklendi. Yani Gold Polat'la ikisi son düzlüğü çok iyi koştular. Ama tabii kazanan için ayrı bir parantez açmak lazım. Çok güzel koştu. 10 numara bir yarış koştu. Çim pisti yapabildiğini gösterdi bence. Ve erkek tay deneme için de ben de varım bu işte dedi bana sorarsan. Bir yarış severimiz Günaydın ailesi olarak seyrediyoruz diyor. Ahmet Çelik Jack Sporrov'la devam eder mi? Valla Ahmet'le sabah konuştuk ama daha erken öyle söyleyelim. Hatta Gazi koştuğu için at da sordum. Abi daha erken kimseyle paylaşmayalım dedi geçen yılki gibi ama hedefindeki atı da rakip gördüğü safkanları da belirlemeye başlamış. Onu söyleyeyim ilerleyen haftalarda bunu detaylandıracağız. Ahmet Çelik'in de tabii ki Gazi Kostu gittikçe yarış severlerin böyle soruları var. Günaydın ailesine selamlarımızı ilettikten sonra Ergin Talay'a geçelim. Ergin Talay'ı saygı ve rahmetle andığımız koşuda Jungle Man İzmir'den sonra geldi. Çime çıktı. Performansı merakla bekleniyordu. Özcan Yıldırım idaresinde kazandı. İmparator'un yorumlarını merak ediyoruz. Jungle Man tabii sezon içindeki koştuğu yarışlar hepsi birbirinden güzel. Hı hı. Bu yarışta da tabii iki tane sezon yani kışın hiç koşmamış iki tane rakibi vardı. Bir tanesi Ghost Paşa, bir tanesi Ferris Action. Bu iki atı bu yarışta geçmesi zor olmadı. Tabii kondisyon avantajı var. Ghost Paşa'da Sakarya ikincisi. Diğeri Ferlex'inde Çaldıran ikincisi. Bunlar ikisi de iyi atlar. Ama ilgililerini tebrik ediyoruz. Güzel koştu. Yalnız bu yarışta üçüncü gelen at
Gazi yarışının favorilerinden bir tanesi benim. Fearless Action. Benim gözümde. Oo, İmparator'dan erken bir evet yorum geldi. Geçen yıl da gerçi Fearless Action'ı çok evet ön plana çıkarıyor. Gazi yarışında bence favorilerden bir tanesi. Erkek day denemede de çok iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yarış bu yarışta çok geri götürmedi sizin fikrinizi, tam tersi. Tabii Alice bu yarışta zaten atının tam kondisyonda olmadığını biliyordu. Güzel bir yarış koştu, beğendi de. Tahmin ediyorum ben onunla devam edecek. Şeye kadar, Akson'a kadar. Akson'da dahil, öyle düşünüyorum. Önemli bir bilgi. Bu yarışta 6. gelen bir at var. O da kondisyonu tam değildi. 6. mı? Padre evet, Padrone. Padre Padrone. Onun için de böyle aynı bir yarış, gösterme yarışı oldu. Bu yarış Felleksin gibi. İkisinin de bu tip. O da ciddi bir at. Onun da büyük yarışlarda göreceğiz. Burada iki tane atı diğer atlardan ayırıyorum yani. Kazanan at hariç. Kazanan Jungle Man'i bir yere koyuyor evet. İmparator. Fearless Action ve Padre Padrone bu iki içinde. At diğer atların üstünde diyorum ben. Ama üçüncü gelen bu güzel Safkan'ımız bu sene büyük yarışlar koşar diyorum. Fearless Action için evet. Son derece iddialı. Atan abi, ben değişik bir yerden sorayım. Mesela birçok yarış sever için Fearless Action, şimdi İmparator bu yorumu yapana kadar acaba geçen yılkinden o ya o seviyenin altında mı? Ya tabii o çok bu mesafenin atı değil zaten. Onun yani. Çok farklı bir gözü var. O mutlaka tecrübesiyle gördüğünü anlatıyor. Benim için yarış biraz hayal kırıklığı oldu doğrusu. Aa. Yani benim şahsen. Jungle Man tabii ki iyi bir at. İzmir'den çok fit geldi, çok hazır geldi. Ve hakikaten Özcan da harika bindi. Çok güzel bir yere koydu. İyi de bir tempo var aslında. Kötü bir tempo değil. Deminki yarışla mukayese edilmeyecek kadar. Tabii çok hızlı bir bu tempo yarış. Var, tabii. Çok hızlı. Orada ön tarafın hemen arkasına yattı Özcan. Hakikaten 10 numara bindi ama hatta her şeye cevap verdi zaten. Döndükten sonra bariyerin dibini buldu. Zaten rakiplerine hakim olacağı da belli oldu. Kumda da kazanan, çimde de kazanan. Hakikaten çok güzel bir yer. İlk sınıf koşusunu kazandı. Tutunma ekürüsünde. Ya ben tabii burada hani Fearless Action, Ghost Paşa, Padre Padre bunlar nasıl koşacağını çok merak ettiğimiz atlardı. Ben bu yarışta çok fazla bir yani iyi koşular kötü koşular diyemiyorum. Niye diyemiyorum biliyor musun? Bir düzlüğün başına gelsene. Hemen düzlüğün başına geri dönelim. Mesela Ghost Paşa hem Fearless Action'da hem Padre Padre'de çok daha iyi koştu. Öndeki sert tempoya uydu. Yarışın yükünü çeken iki attan bir tanesiydi. Kovaladı, evet. Ama ona rağmen durmadı. Mesela burada durdur. Duralım dön, burada. Dön durdur. Biraz daha oynat. Bir görelim Jungle'ı. Mesela şu anda Fearless Action arkasında Viareccio diye bir at var. Evet. Durdur burada bir dakika. Bu at mesela İstanbul'da bu sene sentetik pistte bir maiden bir 14 handikap kazandı. İyi kazandı. Bir at. Aşama içerisinde sahipleri böyle bir yarışa gelerek zaten atlarına olan güvenini göstermişler. O ayrı bir şey ama Fearless Action Padre Padre ne öndeki atlara yaklaşabildiler ne de arkadaki attan kurtulabildiler. Oynat şimdi bak Viareggio onlardan daha iyi koştu bu yarışı. İkisinin evet. de arkasında başladı. İkisinin de dışına çıktı. Yani 400'de 2-2,5 boy gerisindeydi. Tabii tabii. Bakın şimdi aynanın orada fark ne kadar kapanacak. Yani şimdi bana sorarsan bu yarışı Viareggio mu iyi koştu? Fearless Action mu iyi koştu dersen. İçeride bu arada Viareggio abi. En içeride. Pardon Viareggio içeride. Uğur Babam. Uğur Babam ve Viareggio onlar kadar koştu. Yani Fearless Action için belki sezon başıdır doğrudur. Hazırlık olarak hani 4-4'lük olmayabilir ama daha star daha ışıltılı bir yarış bekliyordum şimdi doğrusu. Yani bu yarış bana biraz kafamda açıkçası soru işareti yarattı. Mesafe atıdır. Uzuna çıkınca çok farklı koşabilir. Doğrudur. Cape Cross zaten. Tabii. Ona bir şey demiyorum ama ben de erkek tay deneme için bir soru işareti bıraktı diye düşünüyorum. Yani rakiplerinin iştahını kabarttı diyebilir miyiz bu? Yani bu yarış böyle ışıltılı parlak gelmedi bana. Yani Fearless Action'dan beklenen, Padre Padrone'den de bence beklenen daha iyi bir yarıştı.
Demin mukayese edeceğim at Uğur babamdı. VRHO değil yani. Tabii, Uğur babam tabii. Onlar kadar koştu tabii, bence. Tabii, bir boy belki daha iyi koştu yani. Tabii. Yani şu anda Uğur babam Fearless Action 2.5 boy gerisinde. Padre Padron'un 3.5 boy gerisinde ama... Ha tabii pişkin mi atlar? Kışın yani. Koşan atlar. Ona da bir şey mi? Ama Ghost Paşa mesela aynı pozisyonda. Süleyman abi müstehsi yani. Geliyor bize. Görüştür ya. Bu. Şimdi 1400 metre şey yani. Atını 1400'e koşarsak... Ama bu at geçen sene de 1200 koştu. Yani bu at zaten mesafesinde koşmadı ki. Bu at böyle koşuluyor. Yani geçen sene de kısa yarışları koştu mesela. Koşuyor yani bu. Uzunu koştuğu zaman göreceğiz 2000'in üstünde. Ayrı mevzu. Tabii ki olabilir. Farklı koşabilir. Yalnız hem içeride bir yere Cun'un... Aksesuar yok. Dışarıda. Mesela geçen olur. Sene keşke kaponu mesela, gözlükle koşuyordu. Yamanlar Bey'in yarışını koşsaydı. Ya o zaman Tay Denemey'i mi koşmak istemezdi? Tay Denemey'i hedeflenerek bu yarıştan gidiliyor olabilir ama... Bilemiyorum. Şimdi, merak ediyorum. Göreceğiz. Şimdi bu iki tane at da... Bu iki tane at da... Tabii ki Tay Denemey'i hedefledikleri için istedikleri yarışa koştular. Bu yarış onlar için idman yarışı oldu. Nefeslendiler. Yani. Ya Hamza bilmiyorum elimizde var mıdır yayında ama Özcan ya kamera beşi varsa şu Özcan Yıldırım ya şiir gibi kamçı kullanmaya başlamadı mı? Ya başka şansı yok yani bunun bir kaidesi bir kuralı var. Ya varsa. Bu ya... kuralı da bir iyi bir jockey, baş jockey. Ya geçtiğimiz 3 senenin 2 sefer şampiyon olmuş bir jokeyin kamçıyı kullanmasını herhalde ki biliyor ama bu kurallar eskiden hiçbir şeye karışmadı. Şimdi kuralı var. Herkes kuralına göre uymak mecburiyetinde. O da nasıl kullanacağını zaten çok iyi biliyor. Ya kamera 5 varsa zorlanacaksak ilerleyen yarışlarda olur. Explosive Star'ı da konuşalım tabii. Start'tan gördüğümüzde Explosive Star'ı görüyor muyuz? Bir daha göremeyeceğiz çünkü. En iç kulvardan, bir numaralı kulvardan çıkıyor aracı ekürüsünün safkanı ve zaten yarış başladıktan kısa bir süre sonra önce gruptan kopuyor. Ayhan'ın üzerinde teşviksizliğinden anladık bir sıkıntı olduğunu. At şu anda sıkıntılı zaten. Ha. Şu anda bakın at arkasını almıyor giderken. Zaten karşıda virajda bırakıyor. Evet. Sonra düzlüğe dönüldüğünde attan da indi. Hemen sağlık yani çok büyük şanssızlık tabii. Geçen hafta da bir atların ayağı çatladı. Sakatlık hakikaten şu anda ekürünün moralini bozmuş durumda ama tabii bunlar güçle ekürüler dönecekler mutlaka. Elinde iyi atları var. Ama çok geçmiş olsun da bu kadar özel bir atın hayatın ikinci yarışında böyle bir şey yaşaması. Yarış severler soruyordu. Yarış hayatı bitti. Öyle deniyor evet. Explosive Star. Bu yani. Sabah sevgili Sönmez'le de bir diyalogumuz oldu. Sönmez Bilgiç'le. Şu anda çiftlikte yarış hayatı bitti. Bu tarz kalça kırıklarında iç kanama çok yüksek oranda olurmuş ve safkanın ölümüne kadar gidebilirmiş. Allah çok korusun. Şükür dedi. Yani öyle bir problemimiz olmadı. Dedi. Ekürüye geçmiş olsun. Ama Explosive Star'ı bir daha yarışırken göremeyeceğiz ne yazık ki. Keşke dişi olsaydı dedim. Değil mi? Böyle bir yaptı. Keşke dişi olsaydı. Hani belki yemeği bir aksilik anlatayım geçmişte. Ha, bu arada kamera 5 geldi. Hamza'ya evet. Teşekkür ederim. Evet. Bu geçen hafta o detoride falan gördüğümüz böyle tatlı evet. Sağdan soldan. Eskiden bu kamçı ne kadar güzel kullandı değil mi Özcan şimdi burada kamçıyı? Tabii. Yani önceden bayağı kafasıydı. Bu kural olmasaydı Özcan'ın eli buraya kadar böyle yükseğe kalkacaktı. Demek kural bu. Gayet de iyi kullanabiliyor. Gerçekten Avrupa'yı yani. Kullanıyor. Bir şey anlatıyordunuz Süleyman abi. Şimdi böyle aksilikler her ekürde olabiliyor. Bizim tabii yeni bindiğimiz seneler rahmetli Özdemir Bey'in Golden Rock'ta ilaç çıktı. Oo. Ankara'ya gittik. Gidildi. Ankara'dayız. Bu şey 29 Ekim bilmem ne hani orada belki 29 Ekim değil ama resmi geçitler olurdu biliyorsunuz. Uçaklar geçerdi falan. Orada Valiant diye bir atı vardı. Öldü. Sabah kalkıyorlar at ölmüş. Cornelian diye bir at vardı. Yarışın içine ayağı kırıldı. Golden Dream diye bir at vardı. İzmir'e geçti at. Tren yolunun kenarındaydı ahırı. Arkasından tren geldi çarptı Tay'a. 2 yaşlıydı. Şampiyondu. Bu sağrası göçtü. Yani Özdemir Bey böyle bir şanssızlık yaşadı. Ahırdaki bütün büyük atlar gitti. Bir şeye kaldı. May Valentin diye bir kısırağa. May Valentin şampiyon oldum biliyor musunuz?
Vay be. Böyle aksilikler olabiliyor. Çok, çok şanssız bir durum. Yani üst üste böyle üst üste kıyım yedi ekürü. Vay vay. Her ekürüye denk gelebilecek şanssızlıklar diyelim. Sevgili Batuhan'dan bir katkı geldi Jungle Man için. Rotamız erkek tay deneme koşusu Jungle Man için demiş. Bu bilgiyi de sıcağı sıcağına erkek tay deneme çok güzel yarış olacak ben söyleyeyim evet. Yani. Ben jokeyleri de merak ediyorum. Yani kim hangi safkanla devam edecek ya da değişecek. Orası o borsa çok karışık. Orası biraz evet. Yok karışık bir şey yok yani. Öyle mi diyorsun Süleyman abi? Yani neden karışık olsun ki? Bence bir iki jokeyin yeri değişti mi o ya, domine etkisi. Belli yani. Sizde hangi atlar yazılacak ki diyorsunuz? Şimdi bu Jungle Man geliyor. Yamanlar tamam. Bey'i gelebilir var diye düşünüyoruz. Tamam Yamanlar Bey gelsin. Padre Padrono var. Long Runner var. Long Runner jockey belli. Field Section var. Ahmet Çelik. Long Runner. Evet. Valla bunu yaptı. Jack Sparrow var. Jack Sparrow var. Field Section var. Field Section var. Yokal var. Field Section jockey belli. Halis Karataş. Ha Yamanlar Bey'i derseniz Padre Padrono diyorum. Yani... İzzet Bey'in safkanı gelir mi? Tuğban Bey'in atı gelir mi? Agera gelir mi? Erkek tay denemeyi bilemedim ama mesafe olarak. Bilemiyorum ona bir şey diyemeyeceğim. Orası ama da gelebilir. Yamanlar Bey'i yazar mı yazmaz mı? Bir de o var yani. Yamanlar Bey'i son dakika bilgisi verelim. Hı-hı. Yazıyor. Erkek tay denemeye geliyor Yamanlar Bey'i. Evet. Rota erkek tay denemeyi. Orada Gökhan'ın tabii tercihi taşmak kritik olacak. Bekleyen jokeyler var. Ya ben yine de hani bir sürprizleri açık görüyorum ben yine. Ben daha bilmiyorum ama tabii İmparator... Ben bizden şimdi, daha çok sağda, tamam, o daha ben çok zannetmiyorum şey yani Gökhan Kocakaya'nın yani Selman Bey'le diyalogları farklı yani ben altı bırakıp da ha bırakabilirsin. Ne zaman bırakırsın? İşte erkek tay denemeyi koşar, kötü koşar. Aksonu koşarsın. O zaman kendisi zaten der ki Gazi'de istedi ama şu aşamada ben erkek tay denemede Yamanlar Bey'in bineceğini hiç tahmin etmiyorum. Yamanlar Bey için ciddi bir borsa olur gibime geliyor yani, ama tabii sizin yani yorumunuzu da merak ediyorum. Birazdan Yamanlar Bey'i konuşacağız. O orada da konuşacağım tamam zaten. Şimdi Yamanlar geleceğiz oraya da Deniz Mavisi'ni de görelim. Derya Beşikçi'yi saygı ve rahmetle andığımız yarışa gideceğiz. Evet. Ve Deniz Mavisi sürpriz sayılabilecek bir sonuca imza attı ama zaten şimdi, hep oyundaki safkanlardan biriydi. Şimdi burada da bir hayal kırıklığı. The Last Romance değil miyiz? The Last Romance. Hayal kırıklığı koştu. Ben yani bu yarışı çok kolay kazanacağını görüyordum. Çünkü neden? Kısrak olarak kendisini daha çabuk hazırlanabilir. Ama o dediğimiz gibi koşmadı. Düzlükte hiç hücum etmedi. Bıraktı yarışı. Burada Hürat. Hürat harika koştu bu yarışta. Hürat'la ilgili de bir son dakika bilgimiz var. Birazdan onu da söyleriz. Ondan sonra Hürat gerçekten şimdi burada bakın dışarı çekmeye çalışıyor. Şu anda altıncı dışarı çekmeye gelmiyor. Yani şimdi geliyor. Şimdi düzelecek. Dışındaki at da gelince hop, bir anda geldi. Ve ikinciliği attı. İkinciliği aldı. Güzel koştu Hürat ama öndeki at bana göre kolay kazandı. Deniz Mavisi için Deniz kolay. Deniz Mavisi bence kolay kazandı. Çıktı numarayı aldı. 24.5 iyi bir tempo koydu ilk 400'ünü. Hemen arkasında The Last Romance. Günün kötü koşanı bence The Last Romance'tır. Tabiden hemen dibinde yaklaşık evet, 40 salise de olsa böyle yani, bir yarıştan çok daha fazlasını yani bekliyordum. İyi dinlendi. Dişilerin zaten geçen senenin şampiyonuydu. Kısrak koşusu tabii dişi tay deneme. Geçen sene kaç yarış koşmuş The Last Romance Emre bakalım. 7 zannediyorum. Ben de 6 ya da 7 diye hatırlıyorum. 6 veya 7 yarış. 7 yarış. Çaldıran'la mı kapatmıştı sezonu? Çaldıran'la kapatmıştı. Evet. İlk geçildiği yarışta oydu. Aynen öyle. 6'da 6 üzeri Çaldıran. Yalnız dişi tay denemede tabii değişik koşacaktır diyorum. Böyle koşmayacak tabii.
Burada Atan abi Queen of Pro'daki Özcan performansı eleştirildi. Hürat'taki Ahmet performansı eleştirildi. Ya çok hızlı gitmiyor. Şimdi burada tabii ki eleştirebilirler ama öndeki atı, bu atların hiçbirinin şu bu yarışta geçme ihtimali hiç yok. Yani kazanana da hakkını verelim. Hakkıyla bu yarış o kapandı, tamam. Bu kapandı. Ben çıkamadım, ben gelemedim, geç kaldım yok. Aldı numarayı, kazandı. Benim düşüncem bu. Ya tabii sentetik pistteki bir önceki yarışında Blanchard onu kolay geçince hepimiz hani genel olarak yarış sever de Mavis için kolay bir yarış olmadı düşündü ama tabii buradaki en büyük faktör çim. Hı-hı. Yani bu atın çime çıkıyor olması. Bu at zaten 2'de 2. Tabii çim pistte 2'de 2 yaptı. Çok iyi bir at. Çok da iyi hazırlamışlar. Hakikaten kutlamak lazım ekibini. Güzel bir tempo koydu ve hakikaten çok güzel bir yarış kazandı. Katılıyorum İmparator'a. Hürat çok güzel koştu. Blanchard her şeye rağmen kötü koşmadı. Queen of Proti kötü koşmadı. Tabii ki geçen senenin şampiyon 2 yaşlı Dişitay'ından da daha iyi yarış bekleniyordu. Ben de aynı kanaatteyim yani. Ben de yani şu pozisyonda bu atın tabela dışı kalması benim için yine bir soru işareti. Yani ben şunu düşünüyorum aslında. İmparator mesela demin erkeklerin yarışını hazırlık yarışı olarak gördü. Bu da öyle görülebilir. Çünkü bu atlar tabii ciddi ara verdiler ama Hürat da 6 ay kadar ara verdi mesela. Bunlar birer yarışla bu klasiklere gittikleri zaman bu aradaki bu fark kapanacak mı? Hakikaten çok merak ediyorum yani. Bunu ancak Tay denemede göreceğiz. Tabii bana göre burada iyi koşan at. Mesela şu anda bariyer dibinde bir at var. Beklenen. Bu at Kocaeli'nde 2 yarış koştu buraya geldi. Ve inanılmaz iyi koştu yani. The Last Romance'ın bir bu arkasında bitirdi yarışı. Queen of Proti geldi. Hepsi geldiler atların yani. Çok yakın geldi. Öndeki at hariç atlar yan yana geldi. Blanchard mesela çok dikkatimi çekti. Düzlükte yorulmasına rağmen hiç ayak değiştirmedi. Bir 400'e gelsene Hamza. Bak döndü. Evet. Sol ayağının üstüne döndü. Bütün yarış sol ayağının üstüne geldi. Artık çok yoruldu. Yorulmasına rağmen ayak değiştirdi. Bak şimdi arkada şeye bak. Hürat ve Queen of Pratik'e bir gözle bak. O atlar da mesela yoruldular. Hemen ayakları ikisi de değiştiriyor. Bak şimdi önce Hürat değiştirdi. Evet. Arkadan hop Queen of Pratik'e değiştirdi. Şimdi bir daha değiştirecek kamçı yiyince. Ama Blanchard bir geldi başladı sol ayağına. Bitene kadar aynı ayağıyla geldi mesela. Yoruldu değiştirmedi. Çok enteresan. Belki orada bir değiştirebilse tabii ben onu İmparator'dan öğrendim. Hani biz jokey işte omuzuna küçük bir kamçı darbesi ayak değiştirebilir falan diyorduk. İmparator dedi ki öyle bir şey olmaz. At kendi değiştirir hemen. Hani sen ona zorla ayak değiştiremezsin. Bu bizim yanlış bildiğim bir şeydi mesela. Hani ben bir jokeyin atın ayak değiştirebileceğini şey kantarmasıyla veya ufak bir şeyle at değiştirebileceğini düşünüyordum. Öyle olmadı ama kazanan at 10 numara koştu. Çok iyi koştu. Çok iyi hazırlanmış. Çime çıkınca da at ben çim atayım dedi zaten yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok da güzel koştu yani. Bu Glans Romans için. Bütün yarışlarına numara aldı. Son 3 yarışı hariç. Son bu yarışı saymıyorum. Çaldıran ondan evvel. Ne zaman numarayı alamadığı bir yarış oldu kazandı ama arkadan bir yarış daha aldı. Arkadan bir yarış daha aldı. Yine numarayı almadı. Geldi kazandı. Düzlükte atlayayım mı atlamayayım mı olmadı. Aynısı Çaldıran da oldu. Bu at numarayı almadığı zaman iyi koşmuyor. Benim şahsi kanaatim. Vallahi. Eğer numarayı alırsa Dişitay denemede banko birinci. The Last Romance için farklı bir analiz geldi. Hürat'la ilgili bir son dakika bilgisi var demiştik. Söyleyeceğiz ama önce yurt dışında altılı galeri tamamlayıp tekrar farklı analiz stüdyosuna dönmekten sonra. Sevgili yarışseverler, Laurel Park'ta 7. ve son koşuya katılacak 3 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları baksaki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 6 numaralı Lidl United baksaki yerini alıyor. 7 numaralı Gris Lightning giriş hazırlığı yapıyor. Ve o da şimdi kulvarındaki yerini alıyor.
Sıraklar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Queen of Shumuz bir boy geç çıktı. Orta kulvardan atak yapan 3 numaralı Charity Stripe. Hemen dışında 6 numaralı Lidl United geliyor. Lidl United geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. 7 numaralı Gris Lightning de geldi. Şimdi o da ondan koşunun liderliğini alıyor. Ve son 1 metre start yerini bir baş farkı kadar önde geçiyor. Ama Lidl United yeniden ataklarını arttırdı geldi. Ve 7 numaralı Gris Lightning'i yakaladı. Bu iki safkan arasında önde müşterek bir liderlik mücadelesi var. Onların dışlarında 5 numaralı Queen of Shumuz ve bu 3 safkan şimdi son 600 metreye liderlik mücadelesi yaparak geliyorlar. İş kulvarda 6 numaralı Lidl United, dışında 7 numaralı Gris Lightning, onun dışında 5 numaralı Queen of Shumuz. Onların bir boy gerisinde 2 numaralı Trafalsberg ve 3 numaralı Charity Stripe son düzlükte atlar. En dış kulvardan atak yapıyor geliyor 3 numaralı Charity Stripe. Onun dışından da yine şimdi içeriden 5 numaralı Queen of Shumuz'un atakları var. En dış kulvardan 3 numaralı Charity Stripe geliyor. Bariyer dibinden de 2 numaralı Trafalsberg. 2 numaralı Trafalsberg geliyor şimdi. 3 numaralı Charity Stripe hakim oluyor. Yarım boy kadar önde potayı 2 numaralı Trafalsberg buluyor. 3 numaralı Charity Stripe ikinci oldu. Günün son koşusu tamamlandı ve 2 numaralı Trafalsberg George Ruiz ile Laurel Park'ta 7. ve son koşuyu kazanıyor. Gayri resmi olarak 2-3 şeklinde sonuçlandığını söyleyelim. Birazdan altyazı olarak kesinleşmiş sonucu sizlere buluşturacağız ve ikramiyeleri tabii ki sizlere söyleyeceğiz. The Last Romance dedi İmparator. Kendi temposunu verirse çok daha farklı bir yarış yapacaktır. Dijital deneme için bu ışığı verdi dedi. Hürat'la ilgili bir bilgi demiştik. Hürat da bu yarıştan sonra Ahmet Çelik safkanın içeriye atmalarından dolayı bir hoşnutsuzluk dile getirmiş safkanın ilgilerine. Tam aksi Ekürü'de jokey Gökhan Kocakaya ile iletişime geçip iki koşuluk bir anlaşma var. Hürat Dişitay deneme ve kısrak koşular için Gökhan Kocakaya ile prensipte anlaştı. Dolayısıyla çok çok büyük bir aksilik olmazsa her iki taraf için de Hürat'ı Dişitay deneme ve kısrak koşusunda Gökhan Kocakaya idaresinde göreceğiz diye de bir son dakika bilgisi verelim. Güzel bir haber. Şimdi bu yarışın enteresan olan, Derya abiyi de hakikaten rahmetle analım, yani çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Onun adına düzenlenen bir koşu. Bu koşunun bir özelliği var. Enver, son 3 yılın 2 galibi aynı zamanda Dijital denemeyi de kazanıyor. Çok güzel detay. 2016'da Silent Cat, 2018'de Valencia. Yani bu yarış aslında Dijital deneme için ölçü bir yarış. Yani burada başarılı olan atlar son yıllarda özellikle Dijital denemede çok başarılı oldular. The Last Romance için de bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene burada yaptığım yorumlarda şöyle bir şey demiştim. Sen onu iyi hatırlarsın. Bence Kurtel Ekürüsü'nün en büyük rakiplerinden biri de kendisi demiştim. Çünkü çok sayıda atı var, iyi atı var, iyi yarışları beraber koştular var. The Last Romance de geçen sene Çaldıran koşusunu bence bana göre gereksiz koştu o yarışı. Çok sert iki tane Ekürüsü'nün arkasında ilk mağlubiyetini aldı ve hatta orada bana göre ufak bir dayak yedi. Ha, diyeceksin ki 6 ay geçti aradan, dinlendi, istirahat etti ama hani bazı şeyler... Ben şanslı olmadığını düşünüyorum. Atın bu sene de sezona bu şekilde iyi başlayamaması da açıkçası hani dijital deneme için bende yine kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu dijital deneme güzel bir yarış olacak bu sene. Erkek deneme de çok güzel olacak. Dijital deneme de güzel olacak. Merak ediyorum. Dijital deneme daha karmaşık gibi gözüküyor. Katılır mısın Atan abi? Bence ikisi de karmaşık öyle görünüyor. Mi? Hani belki Yamanlar Bey'in bu yarışı bizi çok etkiledi. Biraz sonra konuş. Bu arada Levent Sarıkaya çok selamı var. Bir mesaj atmış. Bir katkı yapmak istiyor. Fearless Action'ın anne tarafı uzuncu değil. Cape evet. Cross'un kendisi aslında bir 1600 metre atıydı ama Avrupa'da uzun mesafeli kısaklara, uzuncu kısaklara çekildiği zaman çok iyi 2400 metre atları verdi. Fakat diyor Fearless Action'ın annesi de annesinin babası da hep Miler. Uzun o yüzden hani soru işareti gibi düşünmüş. Bilmiyorum tabii. Onu koşunca göreceğiz. Farklı bir bakış açısı olarak. Ama ben aynı şeyi söylüyorum. Şimdi mesela erkek tel deneme koşusunda işte Ghost Paşası, Wrong Runner'ı, Fearless Action'ı, onun dışında İmparator'un da bugün bana söylediği bir iki at vardı. Değil mi? Beğendiğin. Eagle Paw. Belki. Bursa'da Ula koşan karası. Bir at var. Hı-hı. Yani orayı da Ekürü
5-6 atla koşabilir yani. Çok yani. Sürpriz olmaz. Hı. Dolayısıyla orada da bir yumurtalar kırılacak. Yani Gazi'ye gidene kadar çok fire olabilecek bir sezona giriyoruz. Allah atların ayaklarını düz bastırsın ama ben iki koşuyu da çok zor görüyorum. Bu ilk yarıştan sonra. İkinci yarışta bir anda resim değişir mi? Çok emin değilim. Yani, Sadık Yeni Yeşil koşusunu da görüp genel bir değerlendirme yani, rica edelim. Resmin parlak durumu bu yarışta meydana çıktı zaten. Bu Sadık Yeni Yeşil'de. Sadık Yeşil'de resmin bir parlamış durumu zaten meydana çıktı yani. Şimdi geldi. Yorum geldi. Şimdi bu yarışta benim Adana'da ne demiştim? Akgün uzun mesafede çok iyi koşacak diye. Akgün bu yarışta gayet iyi koştu. Tendirek'te belliydi. Yamanlar Bey'i zaten İzmir'de kazandı o güzel yarışla bu sezona iyi başlayacağını sinyallerini vermişti. Bu yarışta da Yamanlar Bey yarışın içinde hiç yarış yapmadı. Her yerde yani açlık tabiriyle kenter. Bakın tutamadan gidiyor. Sıralanmış 4 tane at. 3 at sıralanmış hemen arkalarında. 4. 7-8 gidiyor ama öndeki ata göre 4. gidiyor. Balerin dibine hiç dolaşmıyor. Çok kolay. Rakıbay yarışa tempo veriyor. Rakıbay'ı da yani, oyunda kaldığında söyleyelim sonlarda. Onu da soracağım. Yamanlar Bey için yarış falan olmadı bu yarış. Oo. Bakın gelecek şimdi. Daha kamçısını eline bile almadı. Haskaya ve Lewandowski ikilisinin arasına giriyor çıkıyor bakın, kamçı kullanmadı. Hadi dediği anda bakın nasıl bir sprint yapıyor. Yani her at bunu yapmaz. Aldı. Zaten kamçıyı sağ elinden, sol elinden sağ eline alırken düşürecek zaten şimdi. Kamçı şu anda düştü. Akgün de geldi ikinci oldu. Akgün ikinci. Bu iki tane at. Birinci ve ikinci olan at. Bir uzun mesafe atı tam. Kamçının Yamanlar, düşüş anı bu arada Süleyman abi ekranda. Hop, evet. Gitti. Yamanlar Bey. Ben zaten geçen sene burada bir kısa vade yarış koştu. Halis binmişti. Halis binmişti. Evet. Beraber seyrettik Atan'la. Dedim ki hatta. gelecek senenin dedim. Bak uzun mesafe çok iyi atlarından bir tanesi dedim. At şeye gitti, Ankara'ya gitti. Orada tabiri caizse bir dayak yedi. O yarıştan sonra kendini toparlayamadı. O haliyle Çaldıran'ın dördüncüsü mü vardı? Çaldıran'ın dördüncüsü, Sakarya'nın üçüncüsü. Sakarya'nın üçüncüsü, Çaldıran'ın dördüncüsü. Ve şunu da söyleyeyim, gittim atı ringde gördüm. At kışı çok iyi geçirmiş. Tam bu açlık tabiriyle bakarsınız ata böyle. Kilosunu almış, adelesini oturtturmuş. İnanılmaz bir kondisyon yapmış kendine. Kilosu da çok iyi. Buna işte kışı çok iyi geçirmiş diyoruz biz açlık tabiriyle. Aküsünü güzel doldurmuş. Çok güçlenmiş at. Maşallah. Ve ben... Çok güzel bir soru gelmiş. Dayının vites dediği şey bu hatta var mı? İşte var ve alacağız şimdi 400'e. Bakın nasıl vites yapıyor görsünler. Güzel. Bu at eğer bu şekilde bozulmazsa Gazi'nin favorilerinden bir tanesi bana göre. Gazi'nin favorilerinden yani bir tanesi. O ışığı yaktı yani. Bu atları, bu rakipleri bunu hepsini kolay vurdu. Belli ki tam bir uzun mesafe atı. Bir de ekonomik kullanırsan yani çok iyi bir 400 sprinteri görünüyor. Yarış aslında çok yavaş başladı. Evet. Gökhan burada atların üstüne çıkacaktı. Evet. Yani bayağı bakın, bir Gökhan burada tutmak zaten zorunda kaldı. Şu anda rahatladı ama yine de tempo hoşuna gitmedi tabi burada. Bu tempona çok yavaş geldi. Çok yavaş. Çok yavaş geldi. Evet. Hamzacığım alalım tam düzlüğe. Düzlüğe hızlıca gelelim. Yarışın başı yavaş tabi. Hızlı olsa daha farklı olur zaten. Bu vites mevzusunu konuşacaktık. Gazi kazanacak hatta vites olması lazım
demişti imparator. Ve bir yarış severimizle Uğurcan Bey'e sormuş. Bu at yarış yavaş gidiyor değil mi? Yani hadi dediği zaman ayağına çok çabuk. Birinci, ikinci at yan yana gidiyor şu anda. Aynı bak, hizadalar. Şimdi bak çıkacak. Bak, orada bir yani kapanmayayım falan diye bir acele. Bak şimdi burada kapanmayayım diye bir acele etti. Bak ne oldu bak. Hemen bak, at nasıl hızlandı bak gördün mü? Bak. İşte vites bu. Şimdi bu at nasıl biliyor musun? Uzun mesafe atı. Bu atla beklersin böyle. Düzlüğü alırsın bir hadi dersin. Çok iyi sprint yapar. İşte vitesi düzlükte olan at dediğimiz at bu. Bu çok kolay bir at. Bir jokey için çok kolay. Mesela bizim bildiğimiz işte o trapperlar, serenler falan o büyük atlar. Bunlar hep böyle. Bir de çok hafif bir at. Çok abi, kolay hızlanıyor. Hafif bir at. Çok kolay hızlanıyor. Yani mesela long runner, fairless action öyle atlar değil. Devrini bulup atlar geliyor. Bu öyle şey ki o arayı gördü dediği gibi. Anında hızlanıyor yani. Orada bir sıkıntı olabilir. Çıkayım kurtulayım. Zaten girmesiyle çıkması bir oldu. Yani o kadar. Bu yarışta var ya. İyi ki at. Bu yarış hızlı bir yarış olsun. Daha kolay kazanır. Öyle en geri beklesin. Düzlükte 400 adi dediği zaman var ya böyle şey gibi geldiğini görürsün. O tip bir at. Bu at bence... Yani bu atı geçen sene o yarışta koştu 5 şart mıydı? O yarışta belliydi. İyi at olacağı. Ama sonra işte bir yanlış yarıştan Ankara'ya gitti. O yarıştan at geri döndü. Bir de Yamanlar Bey de çok koştu geçen sene. Tabii, her tabii. Yarışta var yani. Tabii. Her iyi yarışta evet. Var. Sırf grup yarış koştu bir ve hep mücadelenin abi. İçerisinde kaldı. Hep savaştı. Hep işte Çaldıran'da 4. Sakarya'da 3. Yok. Çok kahraman bir at ama çok iyi dinlenmiş. Yani oralardan buralara dönmesi çok yürekli bir at. Murat'ı da tebrik ediyorum hakikaten. Yani bu şekilde getirmek İzmir'e yarışta zaten. Tebrik ediyoruz. Gökhan çok güvendi ata. Yani, biraz sonları biraz böyle heyecan yaptırdı ama o gün de biraz erken yürüse zaten yine çok kolay kazanacaktı. Ama bu yarışla ve ya önemli olan bir de şu. Yani at klasiklere doğru formunu arttırarak gidiyor. Yani takvime doğru tabii. Yükselerek gidiyor. Yavaş yavaş vitesi yükselte ve çok emin adımlarla gidiyor. Bu tabii çok önemli bir şey. Şimdi diğer atlar mesela yeni açtılar sezonu çok parlak koşmadılar. Yamanlar Bey'i işte İzmir'de Tendüreğin muadili olan Fevzül Bükar Osmanoğlu koşusunu koştu. Güzel geldi. Arkadan buraya çok güzel geldi. Çok sağlıklı geldi. Ve çok fit geldi at şimdi buraya. Şimdi bu at erkek tadilemeye koşarsa hakikaten tam fit girecek o yarışa. Ha koşar koşmaz onu bilmiyorum yani. Ekürü koşacak. Yani şimdi koşacak deniyor da. Yani şimdi onun için bir yorum getirmeyelim tabii çok, herkesin. Bu koşuyla da ilgili bir istatistik vereyim. Evet. Bu koşuyu kazananlar ne erkek terlemeyi ne gazi kazanamıyor. Hayda. Çok enteresan. Daha bugüne kadar bu koşuyu kazanıp da terleme kazanan olmadı. Şey yok. Acaba dedim şöyle düşündüm. Ya bu biraz ara bir mesafe ya. Acaba takvim mi değişti? Hani 1600 değil 2400 değil şimdi. Erkek terleme 1600 öbürü gazi koşusu 2400. Bu ara bir mesafe ya. Acaba dedim hani buradaki mesafe şeyi farklı bir şey mi diye düşündüm yani. İyi o da olabilir. Şey. Benim aklıma da şey geldi. Takvimdeki yeri değişik olabilir. Ha bilmiyorum. Sadık Ali eşlik koşusunu kazandı hiçbir at. Çok ilginç. Önü arkası merak ne taydeneme kazanmış ne gazi koşusu kazanmış. Merak ettim bakacağım. Yani sanki takvimdeki Ergin Talay'ın da takvimdeki yeri değişti. Sadık Ali eşliği de değişmiş olabilir gibi geldi bana. Çok emin değilim bilmiyorum ya. Şimdi iddialı bir şey. Senin olacak. Dediğin kaide ama istisnalarda kaideyi var. Mutlaka her şeyin bir ilk var. Yani bu at zaten çok şanslı. Bunu çok konuşacak bir yani şey. Bu at için tabii yarışın içinde ikinci gelen, üçüncü gelen at, dördüncü gelen at da iyi koştu ama bu onlardan farklı. Ama bana farklı... sorsan bu at buradaki hiçbir ata geçilmez. Tabii ki. Normal şartlar altında. Tabii. Sağlıklı, formda çıktığı tabii, anda. Tabii bu yarış normal tempo olsa bu at hiç elini kıpırdatmadan kazanır. Mesela Halis'in bindiği Angel of Death için de bu tempo güzel bir tempo değil. O da o yüzden gelemiyor. Hızlı olsa Halis'in atı da daha iyi gelecek. Ama öndekinin gelmiyor. Kaçışı çok Halis'in farklı. Halis'in atı gelmiyor. Hayır, yani süratli gitseydi yarış daha göze hoş gelecekti gelişi sonlarda. Dabalanıyor yani. Ama öndeki atın kaçışı çok farklı yani. Altından kaçacak gibi çıktı iki atın arasında. Yarışta o yavaş haliyle 55.5 bitiyor. Sonlarını çok iyi koştu. Sevgili Hamza bir katkı yaptı. Son 8 yıldır takvimindeki yerinde koşuyormuş hakikaten. Yani o yüzden daha kıymetli hale geldi ve son 5 yıldır da 1900. Bir istatistik tabii. Evet, önemli bir istatistik oldu. Yani şu çıkarılabilir. Yani burada kazananlar kazanamaz değil de. Tabii. Gazi haritasında aslında bu yarış Gazi ve erkek tercihleme için çok tercih edilen bir yarış değil. Evet ilginç. Enteresan bir yarış.
Sevgili Armağan Araz'ın mesajını da okuyayım. Yamanlar Bey'in sahibi. Çok tebrik ediyoruz Murat'ı da Armağan'ı da. Önce ama antrenörümüzden önce abimiz olan sevgili Murat Aksoy'un emeklerine, Seyis Ercan Yıldırım'ın, İdman Jokey'imiz Mustafa Günüzen'in emeklerine teşekkürlerimi mutlaka eklemenizi isterim demiş. Tüm yarışseverlere selamlarını göndermiş Armağan Araz. Atar abi, yeni atçı şansına inanır mısın Gazi koşularında? Çok, yani son yıllarda. Son dönemde çok yaşadık bunu. Yani Divine Light'ta yaşadık, Renk'te yaşadık. Yani üst üste geldi. Sufi daha önceki dönemde. Benim şahsi fikrim, yani erken bir konuşma olabilir bu söylediğim ama ben geçen senenin iddialı ekürlerinin şanslarının bu yeni atçılar kadar olmadığını düşünüyorum. Hayda. Longrunner'ı hariç tutarak konuşuyorum. Longrunner'ı hariç. Longrunner'ı hariç tutuyorum. Yine de farklı bir analiz oldu. Bence aralarında şans olarak çok büyük farklar yok. Çok yakın atlar birbirine. Mesela burada bir Baldemar diye bir at var. Evet, beşinci oldu. Beşinci oldu. Yarış hayatının neydi, üçüncü startı. Neydinden geldi? Evet. İnanılmaz iyi koştu at. Hala mücadelenin içinde yani. Bazı atlar çok çok iyi koştular. O yani, zaman böyle küçük bir ipucu vereyim. Yani söyleyip söylememe konusunda o isimle konuşmam. Bir jokeyimiz bu yarışın beşincisi şayet daha uzun yaparım derse Gazi için enteresan at arayan bütün jokeyler ona saldıracak bence dedi. Tabii şimdi Baldemar, şimdi sen de söyleyince söyleyeyim. Hayatın üçüncü yarışında, yenisini söylemeyeyim. Hayatın üçüncü yarışında ilk defa çime çıkıyor. Bir maiden kazanarak gelen bir at. Burada hala ikincilik mücadelesinin şimdi içerisinde. Şimdi bu at kesin koşacak. Şimdi at günü ne kadar beğeniyor? Erkek tayları. Evet. Erkek tayları mı koşacak? Evet. Kim bilir acaba? Kim bilir? Ben şimdi bir şey söylersem çarşı karışır söyleyeyim. Ben söyleyeyim fikrimden geçeni. Selim Kaya biner diyorum ben. Olabilir diyorum ben de. Yani ben Selim Kaya... Şayet Gökhan Kocakaya, Arman Bey oraya giderse... Ha, tabii Arman Bey... Tabii. Yani, hemen soralım. Sorabiliriz diye düşünüyorum. Merak ediyoruz tabii. Bir bildiğim yani dün akşam ekip beraber, at sahibi, ekürü, antrenör. Fakat erkek taydeni ve jokeyliği konuşulmuyor. Yani Padre Padrone konusu ya da Gökhan'ın işte devam ettiği kadar konuşulmuyor. Ya Yamanlar Bey'in jokey problemi olmaz. Kesinlikle yani. Olmaz. Hatta tam tersi bekleyen şu anda en az 4-5 farklı jokey var. Ha, Longrunner'ın performansına göre başka sürprizler de olabilir. Bence. Aa. Bence. Bilmiyorum. Longrunner'ın performansı önemli bence. Longrunner'ı erkek taydenemede kim biner diyorsun abi? Ahmet biniyor ama Longrunner'ın performansı, yani beklenen bir bizim performans olmasa Ahmet de önüne koyar bazı galobunu şeyleri. Yapmış. Doğru. Dün galobunu yapmış. Yani galobunu yapmışsa demek ata o binecek. Yani Halis Karataş devam ediyor ekürüyle. Yani şimdi yani dijital denemede Halis Karataş, The Black... Yok, King of Tatman'da mı? Hayır. Dijital denemede mesela... The Last Romance'ın performansı, bundan sonraki dişatı falan, bunlar hep önemli jokeylerin tercihlerinde. Evet. Jokeyler de şu anda bir arayış içindeler yani. Bence herkesin çok fixlendiğini düşünmüyorum. Güzel. Yani garanti %100 görmüyorum. Çok çok hemfikirim bu konuda. Rakıba için ne dersin Atan abi? Ya i̇yi koştu, iyi bir at. Burada üçüncü, dikkat çekici. İyi bir at yani, bu grupta gelebileceği en güzel yere geldi bence. Gayet de güzel koştu. Zaten kışın da devamlı koşuyordu. Güzel koşuyordu, iyi koşuyordu. O iyi yarışlarını bir yenisini daha ekledi. Ama öndeki at çok başka bir yarış koştu bence de. Evet, Yamanlar Bey için yorumlar bu şekilde. Sizin de bu arada hani birazdan Ankara Barosu ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nü de konuşacağız ama Laurel Park'taki ikramiyeleri söyleyelim. Yarış severlerin de Farklı Analiz etiketine şimdiden Gazi koşusuna bir notları varsa Farklı Analiz etiketi ve bu haftanın içerisinde Gazi koşusuna not bırakmak isterlerse şimdiden göndersinler. İlerleyen programlarda onları da konuşacağız şüphesiz ki. Altılı Gayan favorilerle sonuçlanan şablonuyla 27 lira 3 kuruş ikramiye verdi. Beşli Gayan 12 lira 51 kuruş, dörtlü Gayan 14 lira 62 kuruş, ikinci üçlü Gayan son üç koşu 5 lira 26 kuruş, birinci üçlü Gayan 14 lira 73 kuruş ikramiye verdi. Tüm kazançlı kupon sahiplerini kutlayarak Laurel Park'a dair söyleyeceklerimizi tamamlayıp tekrar hatırlatıyorum. Farklı Analiz etiketi altına Gazi koşusu için bu haftadan sizin ön plana çıkardığınız isimler varsa lütfen gönderin, tarihe not düşelim. Ankara Barosu koşusuna gidelim. Dişilere ait bir yarıştı. Lucky Food kazandı. Hemen İmparator'a Lucky Food'u da, daha doğrusu Lucky Food'un kazandığı yarışı da. Buradan gelebilecek herhangi flash gördüğü isimler var mı? Onları da soracağız hiç şüphesiz ki. Lucky Food'da Karamaz ekürüsü. O da son yıllara özellikle klasik koşulara at getirmesiyle bilinen ekürlerden diyebiliriz Karamaz ekürüsünü. Lucky Food'u bir anda ön plana çıkartır mı acaba bu yarış? Anatolian Pearl ikinci, Melek Özge üçüncü, Aşera dördüncü oluyor. Kısa vadede 7 mücadelede.
Evet, burada tabii ki Lucky Foot güzel bir yarış yaptı. Kolay kazandı. Tahmin ediyorum da Ankara'dan gelecek olan da bu koşan atların içinde de bu at olacaktır diye düşünüyorum. Annesi de iyi bir attı. Yani Aftermarket'in bir kızı bu. Annesi evet. De Just in Time'le iyi bir attı. Bir grup Özdemir Akmankos'un ikinciliği olan sanıyorum Binacuat kızıydı o. At hakikaten çok güzel koştu bu yarışı. Yani Özcan da çok güvendi ata ve yürüttüğü yerden sonra da hakikaten iki at böldüler bir yerden sonra yarışı. Diğer atlara çok fazla şans tanımadılar. İki at da gayet güzel koştu ama Özcan'ın atı daha diriydi, daha kuvvetli geldi. Özcan da güzel bindi, zamanlamayı çok güzel yaptı. Hakim olması gereken yerde oldu ve bitirdi yarışı. Gayet güzel koştular. Tabii Dijital deneme için bir ölçü olur mu? Bu yarış bilemiyorum. Yani iki at yani diğer evet, atlardan at, farklı aynen, koştu. Yani kazananla ikinci gelen bu iki at. Muhtemeldir. Muhtemeldir. Evet, farklı koştu ama tabii ki bir dişi tay denemedir. Herkesin gönlünde aslan yatıyor. Özcan'la düşman da birbirine tebrik ediyorlar yani. Evet evet. Yarış bitimi. Yani. Doğru. Evet güzel görüntü. Kim bini haber bak mı bindi? Yok Hişman binmiş. Hişman Hişman'la Özcan. Evet. Evet. Hişman çizik Özcan Yıldırım'ı tebrik etti yarışın bitiminde. Evet. Şimdi Village Hoof'un kazandığı Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusuna gideceğiz. Bakalım Bursa'daki galibiyet sonrası neleri konuşacağız. Bursa'dan da dönem dönem Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu kazanıp klasiklere gelen safkanları hatırlıyoruz. Burada da Village Hoof sık ama etkili koşuyor diyebiliriz. Hakkar'ın tayı olarak evet. Dikkat çekti. 5 boy farkla kazandı. Rekufa ya şu anda nerede biliyor musun? En arkada ortada. Evet. En arkada. Evet. Pardon en arkanın üçüncü, bir önünde. Evet, evet. Soldan üçüncü şu anda. Beyaz kepli açık mavi formalı. Evet kırmızılı atın. Kırmızılı jockey'in ve devamlı önünde. Halil hep teşvikle gitti. Hiç boşlamadı atı. Enteresan babası gibi böyle. Yani rengi falan da çok benziyor zaten. Bariyerin dibinden şimdi çok güzel bir şekilde evet, hücum edecek. Hakikaten. Enteresan. Oradan bir anda mermi gibi çıktı. Evet. Çok güzel yer tuttu yalnız Halil. Şanslı tabii. Oranın açılması da bir şans mutlaka ama. Değil mi? Ya bir anda yanına geldi öndeki atın. Açıldı zaten. Yani işte bakın at ne kadar hızlandı gördünüz mü şu bir anda? Bir anda farkı kapattı. Vitese taktı yani dediğimiz olay bu. Nasıl hücum ediyor? En içeriden bir anda bu, 4 boy 5 boy. Olağanüstü bir güzel yarış koştu bu at gerçekten. Çok güzel koştu. Harika koştu. Çok güzel bu koştu. At da gelebilir bir yerlere yani. Bir hedef yükseltebilir diyorsunuz. Tabii ki yani onun ölçüsü yok şu anda bende. Güzel. Atan abi. Ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Çok etkileyici bir yarış koştu. Muazzam bir yarış. Bu kadar arkadan gelmesi, güçlü gelmesi ve hiç yorulmadı at yani. Aynaya da mermi gibi girdi at. Çok da güçlü bir ata benziyor. Çok kuvvetli bir at. Alın. Babası gibi yani. Hakkar da öyleydi hakikaten. Çok dayanıklı bir attı. Çok mesafede tutacak gibi görünüyor. Hakkar'a bir kardeşimiz var bizim Gökhan diye berber. Gökhan Savaşkurt. Gökhan. Yani hakikaten Savaşkurt mu soyadı? Evet. Savaş verdi o ata. Yani kısrak para almadan çekiyordu. Gel evet, abi evet. Çekelim onunla o ilgilendi. Atçılık bunu. Ama işte yani. Böyle iyi bir at çıkardıktan sonra zaten yani bu at gerçekten iyi bir at. Bu mesela arada dişilerde mesela böyle bu tarz koşan bir at yok. Yok. Evet. Yani böyle arkada kalacak grubu. Evet. Şimdi mesela kısrak koşusuna bu at geldiğinde gelirse şayet Village çok Hoof, enteresan bir yarış koşu. Erkek mi bu? Erkek. O, Lucky pardon. Foot dişi. O, pardon Lucky Foot'la karıştırdım. Dişi evet, doğru bu erkek. Bu. Ama yani bu at yani mesela ne diyor İmparator? Fairless Action farklı gelecek diyor mesafede. Mesela bu at da gelebilir. Evet evet. Ya çok enteresan evet, koştu çok yani. Çok değişik bir yarış. Yani, evet derecesi falan mukayese ettiğin derece zaman. Derece yok. 1500 yani burada yani politrak da 30'da bitiyor ama öyle değil. Yani o günkü pistin şantlarını kazanış biçimi değil mi? Şantlarını bilmiyoruz. O 31 yapıyor mu? Arka tarafı yok. Ya bir de at kronometreye karşı koşmuyor yani. Yani. Çok kolay geçti atı yani bir yerden sonra. Yalnız kaldı at önde tek başına. Yalnız arada oradan içeriden daha at burnunu sokuyor. Girmesinden çıkması
Maşallah. Muazzam bir hücum göstermesi bir oluyor bakın. İki teşvikte farkı kapatıp fark yaptın. İstanbul yolculuğu görünmüş ona. Yani. Evet. Bursa'ya sığmayacak gibi. Evet. Armağan Araz Ekürü adına bir mesaj yollamış. Teşekkür ederim. Gökhan Kocakaya meselesine bir açıklık getirmiş. Yamanlar Bey için bir son dakika diyebiliriz canlı yayında. Öncelikli tercihimiz Gökhan Kocakaya. Olası bir yol ayrılığında gelen tekliflere göre antrenörümüz Murat Bey'le değerlendirme yapacağız. Büyük bir sürprizle erkek tay denemeye de gelebiliriz demiş. Yani öncelikli tercih kazanan ekibin aynen devam etmesi ama bir yol ayrılığı olursa büyük bir sürprizle karşınıza gelebiliriz mesajını vermiş. Erkek selam tay olsun. Denemeye mi gelebiliriz? Erkek tay deneme koşacağız diyor. Ama hangi jokeyle gelecek? Erkek tay denemeye gelebiliriz dedin de gelmeyecek mi gibi yok, ben. Yok koşacaklar. Koşacaklar. Yani gelecek jokeyler belli tecrübesi, Gazi'nin tecrübesi olacak. Jokeyi bindirecek. Yani bunun daha 2 kere 2 4 eder falan. Ya da dışarıdan bir. Yani zannetmiyorum dışarıdan. Ama Gazi deneyimi olan jokeyler var. Bu tabii yarış zor yarıştır. Evet, üçlüleri böylece tamamladık. Şimdi bir Mohaç koşusuyla Arap atı, Arap yarışı seven yarış severleri ve atıcıları da bekletmeyelim. Bir Mohaç görelim. Egeber kazanıyor ama ben bu yarıştaki analizlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü hem sezon boyu gösterdiği form grafiğiyle bu yarışa gelenler var. Hem aradan dönüşünü beklediğiniz atlar var. Şimdi bu yarıştan ilgili, bu yarışta bir sefer çok anormal bir tempo var. Yani burada bu at yapmış olduğu tempodan kaybetti. Memduha yapmış olduğu bu hızlı tempodan kaybetti. Özcan bu ata zaten bu üçüncü yarışı seyrediyorum. Anlatıyoruz biz bu atla. İzmir'de bir yarış. Acaba kaybedeceğim mi diye bir endişesi virajın üstünde aldı. Öyle. Bir de aynısı Kocaeli'nde oldu. Bir üçüncüsü. Burada da çıktık çok kolay gidiyor. 38 geçti ilk 600'ünü. 52.5 geçti. Jack Sparrow ne geçti biliyor musun ilk 600'ünü? Jack Sparrow. 37.7 geçti. Evet. İlk binine bakalım. Çok güzel bir zikri olsun. İlk binine bakalım. 5. İlk binine 5.5 biraz üstü. Şimdi bu şeyde geçmiş. Şimdi de yürütecek atı bakın. Bak aldı kamçı eline şimdi de yürüttü. Hadi dedi. Aslında 600 ile 800 arasında anladı temponuzun orada bir fren yaptı. Evet, orada 14'e düştü ama evet. Gitti tamam, durdu yani, gitti durdu. Şimdi böyle gidersen bu atlar zaten geçen sene birbirine denkti. Bu at da geldi vurdu. Yalnız at hala durmadı ya. Şimdi burada maşallah. Şimdi burada hala oyunda hala ayakta. Diyeceğim iki şey var. Bir tanesi çok hızlı gitti, hata yaptı, kaybetti. İkincisi de geldi. Çok akıllı bindi, kazandı. Selim Kaya kim? Jockey ama. Selim Kaya şöyle yorumlayayım. Şimdi bir tane bir Selim Kaya bir artist yönü var. İyi bir jön. İyi bir filmde oynayabilir. Bir de üvertür bir artist yönü, şeyi var. Oyunculuğu var. Ben yani Selim Kaya gibi değerli, iyi bir jokeyin üvertür gibi binmesi beni içime sığdıramıyorum kardeşim. Sen üvertürden kastın az biniyor. Ya tabii evet. sen üvertür sanatçı gibi biniyorsun. Yani sen üvertür sanatçı değilsin ki ya. Sen başrol sanatçısısın. Sen niye binmiyorsun kardeşim? Niye binmiyorsun kardeşim? Cevap ver. Ya niye binmiyorsun Selim sen? Canlı sen, cevap bekliyoruz. Sen sezon başlamış. Niye binmiyorsun? Yani sezona sen nasıl girmen lazım? Zımba gibi. Her gün 3 tane 4 tane. Buna aylar evvel başlaman lazım. Formunu tutman lazım. Bu öyle olmuyor işte. Olmuyor. Yani bu işin ucunu bırakırsan melikeni kaybediyorsun. Jokeylik böyle bir şey. Şimdi bu kadar bırakıyorsun. Yarın biraz daha bırakacaksın. Öbür gün bu iş olmaz. Şu yarışta 10 numara bindi ya. Yani. Gittiği yerde. Ya şimdi onun için. Yer. Onun ben için jockey. Ben de yani, eski bir jockey olarak da şey yapamıyorum yani bunu kabullenemiyorum. Bu kadar erken ya bak, bırakıra gelmemesi lazım değil mi Süleyman abi? Ya, Selim Kaya daha... Ya bırakıra değil yani umursamaz biniyor. Öyle bir jockeylik böyle bir şey değil. Sen bak
Burada ortada atlar var işte, Yamanlar Bey'i diyoruz biz, bilmem ne. Yani bu atlar ilk önce seni tercih etmeli. Yani birçok şeyden şu anda bir at, büyük bir at boşaldığı zaman gelecek tek kişi Selim Kaya görüyorum ben. Ama neden? Onun jokeyliğine inandığım için. Ama sen böyle günde bir tane bilmem ne, bu hafta binmeyeyim ona binmeyeyim yaparsan bu iş olmaz ya. Yani öyle değerler kolay yetişmiyor. Kendisi de kendinin değerini bilmesi lazım yani. Bir sefer mecburiyeti var kardeşim. Atçıya hizmet sunma Selim Kaya gibi bir jokeyin mecburiyeti var. Sen atçının hizmetinde olacaksın. Mecbursun yani. Yani bu iş keyfiyete göre yapılacak ya bir şey hayır, değil. Hayır kesinlikle. Sen vücutun yettiği müddetçe bu atçının hizmetinde olacaksın. Hizmetinde olurken de karşılığını alacaksın. Sen ben öyle istediğim gibi bineyim, bugün binmeyeyim, işte bilmem ne olmaz. Ha tamam, kilo sorunum var, kilo problemlerim var. Nasıl ayarlıyorsan evvelce, aynen, şimdi de öyle ayarlayacaksın. Atan abi senden rol çalayım mı? Değişik bir istatistik var mı? Yok hayır, bu boşta bir istatistiğim yok. Storm Girl, Yeltay, Egeberk. Öyle mi? 3 yıl üst üste Selim Kaya. Mohaç'ı seviyor. Mohaç'ı seviyor. Ya dediğin gibi tabii İmparator'un çok özel bir jockey. Ya baksana. Bu yarışı... Şimdi öyle bir okudu ki yarışı işini. Yani. Böyle geldi. Burada zaten işi bitireceği belli. Bak aylardır binmiyor. Binmediği halde. Açık yarış çok iyi ya. Yani. Evet. Soldan bir tane kullandı. Bir tane daha. Bak bir daha. Bitti. Ya çok iyi bir at zaten. Geçen sene Grup 2 kazandı. Grup 1 at Aykos'unu Taykut'un arkasına. Ha. Çanakkale Zaferi'nde Çaltepe'nin arkasında. Bu tabii bir şans. Bak Selim yani. İçin bir moral, bir şans. Neden? Bir tanesi hızlı gitti. Öyle hızlı gitmesin. Senin kazanırın hiç yok. Kaybetmiştin. Tabii canım. Şey kazanmıştı. Özcan kazanmıştı koşuyu. Sen bunu kendi lehine çevirdin. Artık büyük yarışlar da başladı. O zaman atçının hizmetine kendini sunman lazım. İki atı da sorayım. Ateş Bibi'yi soran yarışseverler var. Çok mu bekledi derler. İki, Ben Halil. Çok etkili bir sprint attı. Kazanlara da girdi. Muazzam koştu Ben Halil. Ben Halil bir önceki yarışında Halis bindi. O gün de aynen. Kapandı. Bence tabii o kapandı. O gün de yanlış. Bence o gün de Halis. O gün de eleştirmiştim. Ufaktan evet, bir sistem doğru. Etmiştim. Çok daha iyi koşabilirdi. O gün de büyük bir şanslı geçirdiler. Ha bugün Ahmet hakikaten hızlı gitti yarış. İyi yerde bekledi. Yani Ateş Bibi'yi bir aksiyon sonra bu yarışta orada yine 800'ün orada yıkılıyordu. Birisi bir ters kapattı. Görmedim ben onu. Alalım, bir geri gelelim orayı görelim. 800'ü alalım. Daha yine bir şanssızlık yaşadı at. Daha geri. Şimdi devam edelim. Ha, oynat. Ha, buradan. Ateş Bibi sarı kırmızı forma. Evet. Yıldız ekürüsü. Belki de oradan da etkilenmiş olabilir kısa. Evet. Bakın. Devam edelim buradan. Azant var önünde. Bak, o şey dışındaki at bak şimdi ne yapacak ona. Karamıh. Bak. Hop evet. Bak. Gördün mü? Bak. Evet evet. Hop. Bak. Çok kötü oldu yani at orada böyle. Sonlarda yüklendi ama düzlükte de ama Ben Halil bence o hücumunu etmedi. Ben Halil'in sprintini de bir daha görelim. Düzlüğe gelelim. Şu anda sondan dördüncü. Eflatun Sarı, Direnç Özdemir ekürüsü. Viraj dönülürken sondan ikinci. Ateş Bibi'nin önünde. Sprintin oradan başlıyor. Ege Berk'e yaklaşık 3 boy gerisinde. Memduha'da yaklaşık zaten 2 sefer dışarı çekti atı. Kaldıramadı sipi. Kim bindi? Ahmet Çelik. Daha vurmadı kamçıyı. Çıkarttı. Ya düzeltemedi ki. Sağa sola kaçacak diye endişesi var. Aynen öyle. Şimdi o endişeden kurtuldu. Atla geliyor ama aldı. İş işten geçti. Oo maşallah ne kapattı be. İş işten geçti. Tabii. O da kazanabilir. Onun içinde kaybedilmiş. Eğer 400'de iki sefer böyle dışarı çekti. Yani kamçısı sol elindeydi.
Kamçısı sahilinde olup da bak şimdi aldı. Bu hamleyi 400'de yapabilseydi. Kamçısı sahilinde olsaydı 400'de oradan bir tane kullansa içeri kaçıyor, düzelecek, vurabilirdi. O şimdi o içeri kaçar, ceza alırım falan diye düşündü herhalde. Hı. Şimdi anca düzeldi. Buradan da sol elini aldı. Kusakta yine kullandı, aldı. Ama. At geldi ama koşu bitti. Bu atlar birbirlerini geçecekler yani. Arap tempoya göre, yani. Yarışa göre, evet. Mesafeye göre birbirlerini geçecekler. Şimdi Arap yarışlarında bu heyecanı konuşurken birazdan İngilizlerdeki orta mesafeleri de soracağım ama kısa bir es vereyim. Zira sorulmamış sorular programımız var. Sevgili Barış Düşmez hazırlayıp sunuyor. Bu evet. Hafta Barış Vatansever konuk oldu ve Süleyman Aktı ile ilgili bir bölüm var. O bölümden kısa bir pasaj alalım. Sorulmamış sorular ekibine de selamlarımızı aktaralım. En bonkör jokey diyelim. Senin zamanında tanıdığın şu anki zamanda. Sonra da antrenör olarak sorayım. Biz mesela şimdi onu bonkör olarak dediğiniz zaman mesela... Eli açık. Süleyman abiyle dışarıda böyle çok birebir falan şeyimiz olmadı. Sahada hep sertliğini gördük Süleyman abimizin. Yani sert mizaçlı abimizdi. Ama etraftan söyleyenler yine abilerimiz falan dışarıda Süleyman abinizi tanısanız inanamazsınız bu adam o değil diye öyle olduğunu söylediler. Bu nereden çıkmış ya? Şey diyorlar ya Emre'ye, dışarıda melek, sahanın içinde bir aşağıya bir Barış da demiş ki dayı çok sertliğini bilirdik diyor ama dışarıda melek gibi adam, her yerde melek ya Barış'ım. İçeride de dışarıda da. Sorulmamış soruları kaçırmayın diyelim. Şimdi geçelim Ali Doğan ünlüyü saygı ve rahmetle andığımız koşuya. Ulaanbaatar kazandı ama bu yarışın da analizi merakla bekleniyor. Zira çok sayıda yarış severimiz. Yarış biter bitmez koşuyla ilgili farklı atlar üzerinden yorum bekleyen mesajlar attılar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Hem Atahan abi ne diyecek hem İmparator ne diyecek. Çünkü Ulaanbaatar için bir yarış görmüştük. Kazandı. Tabii, ikinci yarış kazandı. Güzel bir yarıştı bu Politrak'ta. Bu yarışta Kapurfik numarayı aldı. Ulaanbaatar hemen arkasında. Dışında Gülerce ekürüsünün Safkan'ı. Hemen içinde en güzel yerde yarışı takip eden Rhythm Divine. Runnable en dışta. Runnable en dışarıdaki at. Runnable bunları geçen sene vurduydu bir yarışta tahmin ediyorum. Ama bu yarışta geçen rakip sene gördü Alice'da bir şeyi. Geçen sene de Ulaanbaatar kazandı bu yarışı. Evet. Runnable'un Topkapı koşusunu söyledi evet, Süleyman abi. Rhythm Divine ile Ulaanbaatar önünde kazanmıştı grup 2'yi. Yakın gitti şeye. Kapurfilt'e. Son dakikada da hepsi geldi atların. İçeriden Rhythm Divine. My Billionaire. My Billionaire. Onun yani dışından da Run and Win. Run and Win geldi. Yani Run and Win bu yarışı harika koştu. Çok. Şeyi gördüm ringde. Çok iyi hazırlanmıştı bu yarışa. Rhythm Divine. Yani kondisyonuyla, sıhhatiyle. Ulaanbaatar'da tabii olağanüstü güzel at, güzeldi. Kapurfilt tabii biz bu filmi geçen sene de görmüştük Kapurfilt'te. Kapurfilt böyle. Kapurfilt bu sezonun ilk yarışlarını zaten kazanmıyor. Böyle yani. Bir daha. Kazanmıyor. Böyle olacağını ondan tabii, sonra çıkışa geçiyor. Bunun böyle olacağını tahmin etmesin kimse. Bundan sonra inanılmaz çünkü çok rahat bir at, kalın dönüyor yarış sezonuna. Nitekim ringde de kalındı. Burada da belli oluyor zaten ama bir yarış sonra, iki yarış sonra. Yani zamanla evet. Eski Kapurfilt'i. Ama burada bu sene Kapurfilt için bir şey söylemeyeceğim. O tamamen ileriye dönecektir. Bu Rhythm Divine ile Ulaanbaatar bence Rhythm Divine daha ağır basacağını tahmin ediyorum. Oo. Rhythm Divine 6 aylık aradan. Aradan sonra müthiş bir yarışa dönüyor. Evet, foto bitti.
aksiyon farkıyla bitti yarış. Evet, ben önümüzdeki yarışta Ritim Divine'ın daha etkili koşacağını düşünüyorum. Ya Ulan Bator tabii geçen... Kamera 5 görüntüleri de geldi. Geçen sene Kasım ayında Atıf Esenbel'i kazandıktan sonra epeyce bir ara verdi. Kışın istirahat etti. Mart ayında işte Galata Kulesi'ni koştu. Güzel bir yarış kazandı. Arkasından buraya geldi. Tabii bir yarış görmenin de avantajı var. Bir de tabii koşunun yani favorisi hem önüne gideni Copperfield'i kollamak zorunda, hem arkadan gelenleri kollamak zorunda. Diğer atlar daha outsider koştuğu için onlar için daha kolay bir yarış oldu ama Halis için zor bir yarıştı bu yarış. Hakikaten de çok zor kazandı. Geçen sene de bu koşuyu kazanmıştı. Copperfield için ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Amcacığım bunu bir binden bir daha verelim. Copperfield ilk yarışlarını kazanmıyor. Yani şimdi bakın, 2017'ye de bak kazanmadı. 2018'de kazanmadı. Copperfield numarayı aldığı zaman Ulan Batur hemen arkasında ama bak Ritim Divine nerede? Hemen diplerinde. 5. sırada. Tabii, tabii. Hemen diplerinde. Tabii. Yani hiçbir zaman kopuk koşmadı. Yani öyle avantaya gelmedi. Yok yok hayır canım olmaz. Hani öndekiler hızlı gitti durdu. Bu öyle geldi öyle yok. Onun için çok iyi koştu. Ya zaten çok iyi bir at. Yani grup bir galibi. Evet. Fatih Sultan Mevkusu galibi. Kışında Kartepe'de kaldı. Orada hazırlandı geldi. Sanıyorum bütün sezonda öyle yapacak. Öyle tahmin ediyorum. Öyle söylemiştim. Olabilir. Evet, evet. Murat Bey'le biz de ayaküstü bir sohbet ettik. Öyle söyledi. Ya bir kere Redim Divine'ın 1400'de 1600'de koştuğu hiçbir yarışta üçüncülüğü yok. 1400-1600 koştuğu her yarışta ya birinci ya ikinci. Yapamadığı bir tek şey var bana göre şahsi fikrim 2400 metre. Yapamadığını gösterdi geçen sene. Yani, yani 2400'ü yapamıyor. Eğer bence bu sene bu tarz koşular değil de kendi mesafesinde seçtiği zaman %100 katılıyorum İmparator'a. Yani 1400'ün 1600'ün aynen ya yani zaten, en iddialı atlarından bir tanesi olur ve bu atların yarışlarında bu sene seyretmeye doyum olmaz yani öyle söyleyeyim. Zaten bu kadar sürat yarışında koşan bir atın zaten 2400'ü olması beklenemez yani. Yani çok ya, nadir bir at olacak da öyle. Yani o da çok zor bir olay. Run and Win için pozitif şeyler söylediğiniz Süleyman şimdi abi. Şimdi Run and Win geçen sene yaptı. İlk işte bu söyleyeyim mi sana ilk şey Orhan Meker'i kazanmıştı. Orhan Meker'i kazandı. O günden bugüne de başka birinciliği yok. Evet. Aa, güzel ama işte oradan Politrak'tan işte sezona başlarken aynen falan öyle. Çok güzel yarışları var. İşte erkek day denemede yapar diyorduk falan. Olmadı. Ama bu yarışı çok iyi koştu. Bana göre son bir yıldaki en iyi yarışı en bu. En iyi yarış. Dışarıdan My Billionaire'in dışına geliyor. My Billionaire'de... Yine üstünde kim? Selim. Selim. Selim Kaya. Yine çok iyi bindi. Yani. Onun için biz Selim'in bu yarışmanın içine katılmasını istiyoruz yani. Yalnız mesela bu yarışta da dikkatimi çekti. Şimdi şey olarak söylemeyeceğim, isim olarak söylemeyeceğim ama kampçı sayılarında yine sorunlar var. Evet, mesaj da geliyor. Yarış severin gözünden kaçmıyor. Yo, ben şimdi tesadüfen gördüm. Evet. Yani yarış severlerde de dikkat etmek koşuda, lazım. Evet, şimdi nasıl kampçıyla ben tahmin ediyorum. Klasik yarışlar öncesi dikkat etmek lazım. Benim tahminim biraz ilk geçişte tolerans tanıyor komiserler kurulu. Uyarıyorlardı. Onun için biz de geçişlerde biz de görmüyoruz yani. Hı hı. Ama düzelecektir. Çünkü birçok şey düzeldi. Mesela atlar bakıyor şimdi makineye çok çabuk giriyorlar. Kesinlikle. Bayağı yani geri vite fortu vermiş oldu. Bursa'yı bir istisna tutalım. Açılış günü her zaman gerçekten çok net bir şekilde. Yani. İstanbul, Kocaeli, Adana zamanında başlıyor. Ankara evet. Hakeza. Şimdi vereceğiz. Elazığ'da bazı problemler var. Onları da konuşacağız. Onu şimdi da konuşacağız. Gelecek. Bir Ankara'ya da gidelim. Afrika Ander'in kazandığı yarışı da bir görelim. Ve böylelikle... Bir bilgi daha vereyim. Tabii ki. Ulan Bator'da bugüne kadar 1400 metrede koştuğu hiçbir yarışı kaybetmemiş. Doğrudur. Hiç geçirmemiş. Bir sadece bir tek Ankara'da Eskişehir koşusuyla ayağım düşmüştü hatırlıyorsun. Evet, evet, evet. Onu çok dışarı tutarsan olur, 1400 metrede koştuğu bütün yarışları kazanmış. Çok iyi detay bence. Yarışsever bu tarz istatistiklerden bence o da tam bu mesafede faydalanıyor. Zaten bu yarış 1400 olsaydı Ulan Batur yani bütün 1400. Yok yok 1400 diyorum. 1600 olsaydı bu yarış çok kritik olacaktı. Tabii. İçeride kağıt duydum da ben İçeride var. Gibi. İki tane dışında var. Ankara'ya Cevdet Karataş serbest handikapına gidelim. Afrika Ander'in galibiyetinde konuşup haftanın
sınıf koşularını böylece bir kenara bırakmış olalım. Daha sonra ben burada kısa vadelere döneriz. Kime hayret ediyorum biliyor musun? Taykut gibi bir atı geçen Başak Fatih Draga abi. Draga mücadele edip 32 yapan Politrak'ta iki yarıştır bu at hiç yok. Acaba pistle ilgili mi? Pistle değil, koştu. Şeyde de burada Politrak'ta. Doğru, beklenen bir tek başına bakalım. Geldi. Bugün baktım yine Ankara'da koşuyor, yine tek başına geldi at. Evet, o görüntüden çok uzaktı. Evet. Yani onun mutlaka bir şeyi, bir yorgunluğu, bir şey vardır yani. Çünkü çok iyi bir at bu yani. Bu, ama yok Taykut'u bakın. Taykut'u geçen at böyle koşar mı ya? Koşmuyor. Yani. Mutlaka bir sıkıntısı vardır inşallah. Önemli bir şey değildir. Afrikan nereye gidiyor? Uzunca kızı şimdi annesi de şimdi çok koşardı. 3'te 2 yaptı. Zaten annesi de çok özel bir anne. Yani kaç tane kısa vade kazandığını hatırlamıyorum bile. Bu at da çim pisti hakikaten çok gidiyor. İnanılmaz gidiyor. İkinci olan at da çok iyi koştu. Tabii Kısrak'tan. Sizin Kısrak da iyi koştu yani. İlk yarışı mı sizin Kısrak mı sen? Evet, aradan sonra gideceğiz. İlk yarışı. Hı. Yani ya Muhacı koşacaktı ya bu yarışı. Evet. İkisinden biri. Böyle tercih ettik. O da fena koşmadı. Kilo farkı falan vardı tabii ama güzel yarış oldu ama Afrika Ander hakikaten böyle koşarsa çok atın canını yakar. Afrika Ander'in birinci, Gustav'ın ikinci ki Atan abinin belirttiği gibi Gustav starttan yaklaşık 5 boy tereddütlü başladı ve ikinci evet. kaldı. Ulubaş'ın üçüncü, Karaçeli'nin dördüncü olduğu bir yarış oldu. Protesto vardı burada, protesto reddedildi. Halis Karataş'a sözlü ihtar, Özcan'a birinci dereceden ihtar geldi. Evet. Yarış sonrasında ve protesto reddedildi. Protesto ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyecek bir şey yok. Ben protestoyu yanlış atı çektiler diye düşündüm hatta bir ara. Çünkü Ulubaş'ın o kadar geldiği bir görüntü ben fark edemedim. Yani karşı kamera görünmeden çekiliyor protesto. Geçirmemek için. Sonra tabii karşıdan görünce farklı şekilde görünebiliyor ama tedbiren çekiyor tabii antrenör. Tabii. Şimdi geldi, çarptı zaten Özcan'ın atı. Aynen. İhtarını orası aldı zaten. Evet, şimdi haftanın yarış severlerce sorulan protestolu ya da dikkat çekici görüntüleri diyelim. Onları değerlendirelim. Bursa ile başlayalım. Protestonun reddedildiği, Murat Gündüzel'ine ihtar, Tolga Yıldız'a 7 gün cezanın geldiği yarışa. Geçen hafta çok kısa son dakikada göstermiştik. Aksakallı ile olan diyalogdan her iki isme de yaptırım geldi. Murat Gündüzel'i ihtar. Şimdi Murat Gündüzel'i bariyerin dibinde değil miydi? Evet. Nereye çıkarttı attı? Niye ona ihtar öbürüne gün cezası? İlginç olmuş. Yani burada bir adaletsizlik var verilen cezada. Tolga için 7 gün bence biraz... Evet fazla. Bakın şimdi ikisi de geliyor. Şimdi buradan bak dışarı aldı götürüyor. Gündüzel'i bak. Evet, nereye evet, çıktılar? Evet, gördün mü nereye gitti? Murat için pistin ortasına biraz gitti. İyi kurtuluş olmuş. Evet. Herhalde süzemedi Bursa komiseri. Yani Murat burada bariyere 2,5 metre, 3 metre. Yarış bitimi bariyere 10 metre. Belli zaten. Şimdi belirli bak. Sol elini alacak kamçıyı. Açacak. Bir tane kullandı. Şimdi başladı zaten. Tamam. Dost doğru dışarı gidiyorlar işte. Tolga'ya verilen ceza çok ağır bir ceza. Evet. Ben şu son hamleyi sorayım imparatora. Atan abi senin de bir fikrin. Yani saçından kamçıyı mı alamadı? Oynatalım. Saçından kamçıyı mı alamadı? Bir sağ yumruk çıktı öbür diğer ata doğru bak. Kamçı yok, bir şey yok. Bir tepki verdi bence. Zaten şimdi dönüp bir şey de söylüyor. Ya yani o hamleyi ben hakem olsam çağırırdım açıkçası Süleyman abi. Bak şimdi kamçıyı sol elindeyken sağ eliyle boş bir hamle yapacak Murat. Oynatalım biraz daha Hamza. Murat'ın boş sağ eliyle diğer... Heh. Harika. Yakınlaştı. Murat Gündüzel'i beyaz ağırlıklı, bordo beyaz formalı safkanda. Bu hamle. Kamçı yok, bir şey yok. Çekemedi belki de. Ya çekemedi ya saçına takıldı. Eli bir yere takıldı ondan. Saçına takıldı. Tolga 7 gün aldı. Tolga ile konuştuk. Daha öncesinde var mıydı bir Bursa'da hani bir daha olursa ceza diye abi bir diyalog olmuştu dedi. Yani start çıkışı bir yerden sonra hani bak Tolga 2 oldu ya, bir dahaki hamlede gün cezası gelecek diye söylemişlerdi. Şimdi dedi. Şöyle bir durum var. Yani bizde komiserler kurulu raporuna güzelce yazarsa daha aydınlatırız burada insanları. Çünkü neden?
Bundan sonra yani evvelce ihtar almış, ondan birleştirip veriyor komiserler. Tekerrürden veriyor. Tekerrürden veriyor. Hani bir tane aldı, iki tane, üç tane aldı, öyle değil şu anda. Tekerrürden cezayı basıyor. Ama raporunda belirtirse güzel, daha iyi olur. Çünkü diyorsunuz ki ya bu bir şey yok ki, buna niye verdi? O zaman komiser de diyor ki ben ona tekerrür vardı, ondan verdim. Lütfen rapora yazalım bunu ki yarı sever de bilsin. Doğru. Biz de ona göre anlatalım yarı severe. Tolga'ya geçmiş olsun diyelim. O da üzgündü tabii, morali bozuktu. O geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. İki yarış üst üste göreceğiz. Birinde protestonun kabul olduğu bir görüntüyü göreceğiz. Tabelanın sol sırasında bir değişiklik yer alacak. Şu anda ortada mavi ağırlıklı gördüğümüz Safkan protestoyu çekiyor ve protesto haklı görülüyor. Dışarıdan Ayşegül isimli Safkan. Yeşil beyaz ağırlıklı formasıyla. Evet, bu yakınlaşmadan bir değişikliğe gidilecek ki savunması daha sonra verilmek koşuluyla bu yakınlaşmadan. O üçüncü kalıyor, bu beşinci kalıyor. Doğru. Daha sonra dördüncü oluyor. O bölümde beşinciliği atıyorlar değil Ayşegül'ü mi? Ayşegül'ü beşinciliği alıyor. Evet, aynen. Güzel. Üçüncülükten beşinciliği aldı. Yalnız o sarı lacivertli de biraz ortaklaşa bir şey oluyor. O tabelanın gerisinde kalmasıyla kurtardı gibi sanki Süleyman abi. Doğru. Ortaklaşa. El Fuego. Bir sonraki görüntümüz, ben bu görüntüyü gerçekten üzülerek vereceğim ekrana. Ne ya? Bu bir kamçı kullanış şekli ama ben uzun süredir bu şekil bir kamçı kullanış şekli görmemiştim açıkçası ve bir kere de kalmıyor. O birinci hamleydi. Bu ikinci hamle geliyor şimdi. Bu ikinci hamle. Ya bu neyin hıncı? Bu nasıl bir kamçı kullanma bu, şekli ya? Bu zaten bu birden. Şimdi burada bu arkadaş ceza almadı. Savunma istendi sanıyorum ama ha, bu yarıştan hayır. Hayır, bu yarıştan. Bu yarıştan Şanlıurfa'dan aldı. Şanlıurfa'dan ceza aldı, bu yarıştan hiçbir şey almadı. Doğru. Zannediyorum Elazığ komiseri de buradaydı. Evet. Kendisi bu kamçıyla ilgili mevzuatları çok iyi dinledi. Ama nedense bu zaten fazla kamçıdan falan değil. Bu usulsüz kamçıdan çok direkt önemli. Ceza alması lazım. Elazığ komiseri iyi dinlemedi herhalde bu toplantıda. Bu kamçı mevzuatını. Bir daha geri versene ya. Nereye vuruyor tam göremiyorum. Koluna vuruyor. Abi koluna baksana. Ön koluna vuruyor. Bu vuruş şekli nedir ya? Kamçı ya atın arkasını yani sağrasına kullanmıyor. Mendere savşan. O ayakları da ne yapıyor ya? Bir de ayaklarıyla bir şey yapıyor. Ya, ayakları eskiden da açarak Mahmut Sakınca evet, yaparlardı onu. Evet, ayaklarını da açarak. O Mahmutsuz kendince bir Mahmut bunu yapan var ama yani onu gördük ama bu şekil kamçı boynuna koluna. Bunu bence okulda göstermek lazım. Nasıl bilinmemesi gerektiği konusunda. Şimdi ben yani burada çok şeyler konuşmak istiyorum ama dört boy önünde son 50 yani bu nasıl ilimince? Bunu nasıl atlayabilir bir komiser? Ben komiser burada hele bu kadar konuşmadan sonra. Raporda, bu kadar bir toplantı. Ne diyor raporda hakikaten raporda merak ettim. Şey, Menderes Avcı'nın start çıkışından sonra ve son düzlükte yarış usul ve kurallarına aykırı hareket etmiş olup evet, konuyla ilgili savunması alınmış. Savunma yetersiz görüldüğünden ihtar ve 458 lira. Şu hareketin karşısında 458 lira ve ihtar olabilir mi ya? Bence bilemedim. Yani. Dört boyunda yarış kazanan at bu. Üç kere. Çok sert bir şimdi. Sanıyorum ihtarı nümayişe verdiler. Görmediler kamçıyı. Çünkü yarış bitimi bir nümayiş var. Ona verdiler herhalde ihtarı. Ne günü koşuldu bu yarış? Çarşamba. Çarşamba. Yani bu çarşamba gidip savunma istenmez herhalde şimdi. Herhalde şimdi biz konuştuk diye. Öyle o zaman da biz. Yani evet biz görmüşüz gibi oluyor. Lütfen. Yani Elazığ komiseri öyle bir şey inşallah yapmaz yani. Çünkü bu görülmeyecek bir şey değil. Ya bugüne kadar da hiç görülmemiş bir kamçı kullanma şekli bu burada. Ne Urfa'da gördük, ne Diyarbakır'da gördük, evet, ne İstanbul, Ankara, böyle bir Adana, Bursa. Ya böyle bir biniş şekli böyle var mı biniş ya? De yok, böyle kamçı kullanımı da yok. Geçmiş olsun diyelim hepimize. Bize geçmiş olan bir şey yok. 2019 yılındayız ata ya. Ata geçmiş olsun. Ben çocukken böyle bilen yok olarak ya. Bize bir şey yok, ata geçmiş olsun.
30 yıl önce yoktu böyle binen ya. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi İzmir'de bir yarışa gideceğiz. Alperen Oluk 7 gün ceza alıyor. Nevzat Avcı da kamçıdan dolayı bu yarışta ceza alacak. Önde, daha doğrusu dış kulvarda mavi ağırlıklı formasıyla Kayansel dışarı doğru çıkıyor. Dışındaki Canım Bilsev'den bir protesto geliyor yarışa ve protesto reddediliyor. Fakat Kayansel'in binicisi Alperen Oluk'a İzmir Komiserler Kurulu 7 gün veriyor. Evet, ve kazanamayacağını düşündüğü için. Hı-hı. Caydırıcı bir ceza, bir daha yapmaz inşallah. Atan abi? Yani aynı, katılıyorum imparatora yani. Burada Nevzat'ın 6 kamçıdan bir haftalık bir cezası var. Onun adına da tabii. İşte bazı olmuş yerlerde geçiş deyip 6'yı pas geçip 7'yi pas geçiyorsak yani bunda öyle yapmamak lazım. Ya burada da bir yekmesaklık sağlamak lazım yani. Eğer geçiş dönemi ise 5'ler 6'lar uyarıyla oluyorsa bir süre öyle olsun. Herkes olsun. Ha yok öyle olmayacaksa o zaman herkese ceza olsun yani. Evet. O da doğru değil yani. Tabii. Geçmiş olsun diyelim her iki biniciye de. Şimdi ilginç görüntüler vardı bu hafta. O görüntülerden bir arka arkaya ekranlara taşıyıp sizlerin de huzuruna çıkartmak istediğimiz sahneler var. Ayza böyle hani eski tabirle potpuri olacak hakikaten sevgili Ömer Aktı, kulakların çınlasın. Nalı düşüyor galiba. Ayza'nın nalı düşüyor. Ya Ayhan da buluyor, helal olsun. Ayhan nalı alıyor. Nalı bulmak önemli değil. İstediği atın vuruyor ya. Tabii tabii yani. O anda yani bu çok önemli bir şey. Belli mi koydu? Belli de koydu. Bak şimdi ne yapacak abi. Bu sahne güzel. Bu herkes her jokeyin yapılması gereken bir sahne ama. Hop. Şimdi eğer aferin sen abi, attan at seni düşürüyor. Atana binemiyorsan bu olmuyor. Jokeylikte olmayacak. Bunun teknikleri de var. Bariyere ayağını koyarsın. Evet, Mehmet yapmıştı onu. Yani bilersin yani. Ama hani Ayhan'ın böyle boy olarak falan böyle bir hani ben böyle bir çeviklik. Kıvanç Tatlıtuğ'un düşünün o boyla, o kiloyla hiç değmeden bindiği var. İnternete girin bakın. Vay vay. Atın üstüne yerden zıplıyor, biniyor. Aynı Ayhan'ın bindiği gibi. Ya şimdi bu Ayza Ayhan nalı buluyor. Tek başına biniyor. Start gerisine gidiyor, nal çakılıyor ve koşup kazanıyor. Evet. Tamamen bir hikaye bence yani. Tabii, tabii. Kısak da ama çok şey ya. Maşallah. O da anlıyor sanki yani. Bekliyor da. Hakikaten yani. Faydası ne olacak diye. Tam böyle binerken bir kaçsa altında Allah var ya. Allah muhafaza değil mi? Hop. Dalın düştüğünü Süleyman abi tesadüfen mi anlarsınız yoksa böyle bir... O şimdi at vuruyor arka ayağından ön ayağına. O sesi duyuyor. At zaten nal çıktı zaman ayağında tırısında bir tuhaflık olur. He. Oradan hemen anlıyor ki Ayhan tabii bunu biz hep konuşuyoruz. Mesela bu 2-3 gün evvel de olmuştu. Bazı jokeyler var. Bazı jokey demeyeyim de yarışın içinde koşan bir ata yarıştan sonra rapor vermek çok farklı bir olay. Her jokeyi verebileceği bir şey değil. Bende de oldu. Ayhan'ı bir ata bindirmiştim. Yarıştan sonra bir şeyler anlattı bize. Gittik baktık aynısını çıktı. Vay. Yani burada geçen işte Selman Bey falan oturup konuşuyoruz. İşte jokeylerin raporuna. Çok iyi raporculardan bir tanesidir Ayhan. Bu hafta çok da iyiydi. Evet, çok tamam. Da iyi bindim. Morali falan çok yerindeydi. Geçen sene de öyle başlamıştı biliyorsunuz. Evet. O bu yıl daha bir tutunmuş gibi. Evet. Akşam da konuştuk. Sabah bir daha konuştuk. Yarışta da çok iyi bindi. Yani yarışı belki göstermeyeceğiz ama çok güzel yer tuttu. Çok güzel düzlükle bir ton attı. Trafik sorunu yaşadı ama Ayhan hiç yerini falan çok güzel tuttu ve çok güzel sprint yaptı. Ömer de diyor ki akşam niye konuşuyorsunuz jokeylerle? Sevgili Özcan Yıldırım'la Kurşun beraber Ankara dönüş yolundalardı. Aracı biraz hızlı kullandıklarını fark ettim. Öyle Instagram'dan mi? Canlı yayından. Ondan sonra bir konuştuk. Abi de onların böyle damar şarkıları falan var. Hemen açtırdım bir Kafkas evet. Müziği Özcan'ın tepkilerine rağmen. Çerkez müzikleriyle gittiler Ankara'ya. Selam olsun hem Ayhan'a hem Özcan'a diyelim. Birazdan haftanın jokeyi tablosunda karşımıza çıkacak. Şimdi Kocaeli Kartepe'de bir şartlı bir oldu ki gözlerimizi kapattık. O görüntüleri ekrana getireceğiz. Sevgili Vahdettin Kaplan'a da geçmiş olsun dileklerimizi bir de buradan söyleyelim. Sevgili Vahdettin'le de mesajlaşmıştık.
Kaza sonrası ne yazık ki hastanedeydi ve bir müddet at sırtında göremeyeceğiz. Öyle mi? Evet abi. Şurada hop. Yandaki attan kopmuş. Kırık var. Nerede? Ayak. Ayağı kırık. Sizin geçmiş çok olsun geçmiş yani. Geçmiş olsun Vadet. Yanındaki o attan koktu, kırattan. Ve şart bir de tabii böyle bir reaksiyon bariyeri atlayacak kadar hop gitti. Allah nasıl atlar ya. Ya değil mi? Enteresan yani. Allah'tan orada demir Allah. Memir bir şey yok yani. Var. Allah Allah. Vardı. Var mıydı orada? Vardı bak bak tam geçti. Orada bak. Geçti herhalde orada. Geçti bak tam orada. Allah korumuş ya. Ve yine de düştüğü yer kötü bir yere düştü. Yani zaten muhtemelen sakatlık oradan oldu. Buket'im ismini safkana biliyordu burada Vahdettin. Hop beton zemine şey. Bak orada da var. Zemine. Orada da var su şeyi. Evet. Tam bak su şeyinin dibinden geçti. Yine de Allah korudu gerçekten. Hop. Bak görüyor musun? Evet. Hiç yaklaşık beklemediğin bir şey yani evet. Anladın mı bir anda? Atladı at üstünden yani. Bir fıskiye de orada var evet. Hop. Evet. Çok geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Sevgili Vahdettin Kaplan'a bir kez daha. Korkuttu. Neyse ki morali yerinde. Şimdi Nevzat Avcı haftanın şanssızlarından biriydi. İzmir'de onun düşüşünü göreceğiz. Arka planda kalıyor. Görüntüde farklı bir açıyı ne yazık ki yakalayamadık ama. Atın ayağı kırıldı orada. Ondan düştü at. Yani at düşer gibi oluyor. Hop. O dengesini kaybediyor. Düşüyor. Atın ayağı kırıldı. Eyvah eyvah eyvah. Büyük şanssızlık. Evet. Blue Wonderful isimli safkandan düştü Nevzat Avcı. Şimdi Mustafa Çiğ'in düştüğü görüntü vardı. O ne yazık ki kamera açısında yakalanamadı. Ona da geçmiş olsun diyelim. 4 gün raporluydu. Yarın itibariyle raporun son günü. Çarşamba günü deklareli. Ama aynı günün bir diğer düşüşü var. Onu bir görelim. Yine bir şart bir yarış. Nevzat Avcı idaresinde. Lacivert Kepli. Hop. Gitti. Bu ek çimle kapatılan ek tayı korkutur mu Süleyman abi? Ya korkmaması lazım ama ondan mı korktu? Yandaki attan mı korktu? Bir de o var. Ama çimden korktu gibi görünüyor. Hop. Evet. Attı kedi. Oradaki renk alışımından atladı. Ne kadar tehlikeli düşüşler yani. Bu demir konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu Yüksek Komiserler Kurulu'na da dilekçe verilmiş. Bu fıskiyeler sulama yapıldıktan sonra yerinden çıkartılsın. Fıskiye yapılacağı zaman, sulama yapılacağı zaman takılsın şeklinde bir dilekçe gitmiş. Selim Kaya Yüksek Komiserler Kurulu'na vermiş ama bir cevap gelmemiş. Hakikaten bence de önemli bir şey. Çok. Yani eğer onlar ben böyle sökülüyorsa, yani ben bitiyorsa işi, şimdi, yarış günleri onları almak lazım. Dünyanın neresinde olursa kesinlikle bu tip kesici aletler hiçbir zaman için orada olmaması gerekiyor. Bunu tamamen dış bariyere alabilir bu sulamayı. Ya hayır oradaysa da yani eğer sökülebiliyorsa zaten sorun ben yok. Ben tahmin yani. Etmiyorum onu söküleceğini. Çıkabiliyorsa bilmiyorum. Yok. Yani. O öyle bir şey değil. Sökülecek devrim bir şey değil. Devrim müdürümüz ona... Başka türlü ona bir çare bulunması lazım. Mutlaka. Şimdi İzmir'de bir düşüş. Ya bu şartlı birlerde bu hafta o kadar çok yarış sonu vukuat oldu ki belki bunu bir paket olarak değerlendirelim ama bir İzmir'deki düşüşü de görelim. Sevgili Gökhan Gökçe burada da... Aynı yerde aynı şekilde düştü. Evet. Yine kaçıyor mu at? Yine o... Bakın. Evet. Yine o ek. İzlen. Yine şart bir tayı. Ve bir anlık hamlesiyle. Biraz daha yeşili bol sermeleri lazım. Bu at ilk defa mı koşuyor? Evet. Ya? Hepsi şartlı bir. Az evvelki de şartlı bir bu da. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum yani arkadaşlara bilmiyorum. İmparator faydası olur mu? O benden daha iyi bilir. Ya böyle bir yerde at ilk defa koştuğu zaman antrenörün jockey arkadaşa mesela bu belki kapıdan çıkıp direkt starta gidiyor. Onu görmüyor, ilk defa görüyor. Yani oradan atı bir geçirmek lazım bence yani. Kentere çıkıyorsa da onun arkasından böyle kontrollü bir şekilde oradan bir atın geçmesi lazım yarıştan önce. Yani bunu şimdi dikkat etmek o bir, lazım bence. O bir. İkincisi bir orada hazır çim bulundurmak lazım.
atlar gidiyor geliyor ya, belki de aşağı gidip kenter yapanlar var, bozuyor. Onu bir kamufle etmek lazım. İki. Üçüncüsü de bu yarışa yazılıp koşacak atlara çim pistte bir sefer çalışma imkanı tanımak lazım. Bir sakatlık çıkacak bak üst üste. Aynı yerden iki tabii, hadise. Tabii. Büyük futbol şey TT Arena'da var, onu biliyorum yani, o çim pisti sulayan fıskiyeler yerden çıkıyor, suluyor, ondan sonra kapanıyor. Tekrar kapanıyor. Evet. Öyle bir şey de olabilir demiş Recep abi. Şimdi bir Erdal Yavuz bu fıskiyelere çarparak sakatlanmış belinden, evet, ve meslek hayatı evet, bitmiş. Evet. Doğrudur. Hakan yazıyor şimdi sağ olsun. Doğru. Şimdi şu anda Pony Club'da hoca evet, diyor. Direkt beline gelmiş. Aynen öyle. Ve çocuğun meslek hayatı bitmiş yani, buna buna bir çare bulmak lazım hakikaten. Önemli bir katkı. Şimdi bir diğer şartlı bire gidelim. Akın Sözel İdaresi'nde İstanbul'da gösterişli bir galibiyet ama sonrasında da hakikaten zorlu anlar. Bogota. Çok çok güzel hazırlanmış bir taydı. Yani ustalık gibi koştu bir çizgiye kadar ama çizgiden sonra tay olduğunu fark etti. Akın'ın buradaki işte bak, o da bu çizgiden atladı, gördün mü? Bak aynı. Bak ayağa ya, kaydı bile. Burada da o demire bak. O da orada demire düşecek. Allah korusun. Ya bunları evet, plastik falan bak, yapmak lazım belki de yani. Evet. Plastik yapsan da keser. Plastik yapsan ne olacak? O hızla iş güvenliği adına keser. Ama yani demire çarpmasından daha iyidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum da. Bu da mesela belki bilmiyorum, kapıdan çıkıp direkt starta mı gitti acaba? Bilemiyorum. Ya ben şeyde görüyorum mesela, engel atlama yarışlarda direği de plastik yapalım diyor Atan abi. Zincir evet, plastik. Şeyde bilmiyorum hiç imparator seyrettim mi? Bu engel atlama yarışlarında atları önce atlayacakları engelin önüne getiriyorlar. Orada gösteriyorlar engeli. Önüne geçiyorlar. Atladığı yerin önüne geçiyorlar. Hmm. Gösteriyorlar, sonra arkasına geçiyorlar. Ve yarış başladıktan sonra at gördüğü yani şey. Burada at o çimden etkilenmiyor. Burada sanki bu evet, tamamen kendi kapıya gitmek istiyor. Evet. Bakıyor duramıyor. Kapıyı görüyor. Bir frenleyeyim diyor, bu sefer kayıyor. Kaydığından düşüyor. Şey eleştiriler olmuştu. Atları erken tutuyorlar. Atları bir bırakmıyorlar burada diye, ama buradaki burada durum burada o değil. Burada tutma yok çocuk. Yok, genelde o eleştiri geldi bu hafta çok. Dışarıya gitmesin diye. Hani yarış bitiyor, ağzına asılıyorlar ya böyle. Niye asılıyorsun? Bak şimdi koluna kamçı da kullanıyor. Burada anladı zaten. Bak anladı. Bak bir çok daha kullandı. Çok uzun süre mücadele etti Akın kurtarmaya ama hatta at kaydı yaş, yoksa evet, hala duracak diyorsun. Eyvah eyvah eyvah. Çok kötü yıktı arkayı da. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun hem Akın'a hem Erdemir Ceykürüsü'ne. Hem kutlayalım şart bir galibiyet için, hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarız ciddi bir şey yoktur. Ali Kaçmaz neredeyse düşüşleri. Ya ben televizyona ne zaman baksam Ali yerde. Hiç sırtı minderden kalkmıyor Ali'nin. Evet, böyle evet, şeylere inanırım bilmiyorum ama bir kurşun döktürmesi ya lazım. Geçenlerde de söyledim, ne olur vallahi ya bilmiyorum. Adana'da bakıyorum ve kazanıyor yerde yani. Mesela aynı atla yarıştan önce düşüyor, biniyor kazanıyor. Yarışı kazanıyor, düşüyor. İnanılacak gibi değil yani. Neden olur acaba bu? Demek konsantrasyonu yok. Belki de. Yoruluyor mu acaba? Gücümü tükeniyor, bilmiyorum ki. Yani şimdi, at şurada gerçi bir ters bir hareket yapıyor bak da. Bak şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ya normali alır mısınız? Bir daha veririm. Bakın, normal. Evet. Bak at düşüreceğini söylüyor ona bak. Bak bak. At söylüyor. Söyledi mi? Evet at nerede söyledi bak. Bak atı kulaklara bak. Nereye bakıyor bak. Bak. At söylüyor. Ali anlamadı. Bak at bakıyor zaten bak. Hop. Evet. Çünkü bunu ben çok iyi biliyorum. Bu baktı söylemedi hikayesi. Baktı söylemedi. Onun bir hikayesi vardı var değil mi? Var tabii. Rahmetli babam burada sabahleyin biniyoruz tabii. Düşüyor, herkes düşebilir. Giderdik eve. Oğlum nasıl düştün? Niye düştün? Düştün baba. Evladım. Nur içinde yatsın. At sana düştüğünü söyledi, sen anlamadın. Nasıl söyledi o? At böyle yaptı mı? Yaptı. Böyle yaptı mı? Yaptı. O söylüyor sana işte, düşürecek seni. Sen dikkat etmedin. Tabii cezasını çekiyorduk. Saadettin'den bir katkı gelmiş. Eskiden Süleyman abi bilir zaten diyor. Taylar çim provası görürdü. Evet. Şimdi yok maalesef. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Taylar şaşırıp kalıyor diyor. Arif Bey'den, Arif Kurtel'den de bir katkı gelmiş. Dünyanın hiçbir yerinde çim pist böyle geçiş için kullanılmaz. Bunu devamlı söylüyoruz biz de buradaki yetkililere diye. Bir katkı geldi. Bir yarış severi de demiş, kuma giriş yolu niye standart bir şekilde çimlendirilmiyor diye. Tabii orada her sabah bir ekstra bir trafik var. Traktör geçişi var. Ya işte şimdi öyle bir şey ki ana merkez girişi orası. Tabii.
Esra, yani kumu Esra, düzeltmeye giren traktörler de oradan gidiyor. Yani oranın... Esra Hanım, Esra Atman bir katkı yapmış. Yayınlar diyor, o çizgi çok sorun yaratacak. En iyi çözüm renk farkını ortadan kaldırmak. Evet. Atlara bak, burası sen böyle alışı öğretmek daha zor ve tehlikeli ama renk farkı ortadan kaldırılırsa sorun kalkacak gibi görünüyor diyor. Ya orada her dakika yarış koşulduğu zaman birisinin hazır çuvalın içinde ek çim bulundurup... Yine şey geliyor, o... atları iyi eğitmiyor muyuz acaba soruları geliyor. Yani. Şimdi bunun tabii... İyi eğitmiyoruz derken nasıl eğiteceğiz? İzmir'de çim piste sokmazlarsa çim eğitimini nerede yapacak bir at İzmir'de? Çok güzel söylüyor söyleyen. Bugünkü işte bu konuştuğum beyefendi Ahmet Bey gibi. Jockey gibi. Nerede? Eğer çim piste atlar çalışsa bu olmayacak demek ki. Çalıştırılmıyor. Çünkü neden? Pist yıpranmasın, bozulmasın. Yine, eskiden çok az at vardı tabii. Atlar rahat rahat çim pist yani provasında görüyordu. Şimdi bir 150 biçime, tane daha geliyordu sahaya. Bir çime koşacağım diye adam yazıyor atını. Yazabilir. Biz de yapabiliriz aynı şeyi. Bir çimde galop yapayım dersin. Yazarsın. Ne oluyor? Bu çim yıpranıyor o zaman. Diyecekler ki işte çim yıprandı bu sefer. Yani nereye baksak şey olmuyor. İdman pistleri gerekiyor herhalde. Ya şey, durumun dışında bize tabii, idman merkezleri o bugüne gerekiyor. Kadar olmaması zaten. Şimdi tabloları öne alalım, sonra iki keyifli görüntümüz de var. Onları da konuşalım. Haftanın jockey performanslarında Ayhan Kurşun 20'de 7. Ömer elini şeyi tutmuş bu sefer. Cimri evet. Tutmuştu. 4 tane seçmiş. Ya şey oluyor çok. 5 kazanan yok. 4 kazanan yok. Oo. Yani 6 ve 7 var. Evet. 3'e de inmemiş. Evet. Ayhan Kurşun 21 yarış binmiş. 7 tane kazanmış. %33 güzel bir yüzdesi var. 2 tane ikinci olmuş. 2 tane kısa vade kazanmış bu hafta. Ahmet Çelik 30 yarış binmiş. Bayağı çok binmiş. 7 yarış kazanmış. %23 yüzdesi. 7 tane ikinciliği var. Bu çok iyi tabii. %46. Bir tane de kısa vadesi. Kısa vadesi var. Akın Sözen 26 binmiş. 6 tane kazanmış. %23 yüzdesi. Bir ikinciliği, bir kısa vadesi var. Müslüm Çelik zaten yani hep orada. 34 binmiş. 6 kazanmış. %17. 7 tane ikinciliği var. Kısa vadesi açığı yok. Geçelim bir sonraki tablomuza. 50'lere evet. Geldik. Haftanın enleri. Haftanın İngiliz atı Yamanlar Bey'i. Haftanın Arap atı Ege Berk. Haftanın at sahibi Hatice Yıldız. Mevlüt Tanyiğit. Haftanın yetiştiricisi Volkan Yonca Ağaç. Şadi Eli Yeşil. Haftanın antrenörü Murat Aksoy. Haftanın jockey Ayhan Kurşun. Haftanın aprantisi Enver Şimşek. Sezonun bir jockey mücadelesini de görelim. Orası iyice kızıştı. Al al. Evet. Özcan Yıldırım şimdi geldi. Bir yarış öne mi geçti? Evet. 207 binmiş. 70 tane kazanmış. Yüzdesi %34. Gökhan Kocakaya 246 tane biniyor, 69 tane kazanıyor, yüzdesi 28. Ahmet Çelik 256 tane biniyor, 66 tane kazanıyor, %26. Müslüm Çelik 328 tane biniyor, 65 kazanıyor, %20 yüzdesi. Tolga Yıldız 321 tane biniyor, 63 tane kazanıyor, %20 yüzdesi. Yani bu 5 jockey'de gayet iyi gidiyorlar. Yani Tolga bu hafta bilmedi halde 63'te. Evet kesinlikle. Mücadele evet. Sürüyor. Sevgili Ayhan Kurşun'un bu hafta kazandığı son birincilikle birincilik sayısı 1000 oldu. O da Binler Kulübü'ne geldi. Güzel bir skor. 1000 bir şey anlatayım binden tabii ilgili. Ki. Almanya'da Baden'da biniyoruz. İşte Almanların parlamış bir jockey var. George Borçkay diye o zaman. 81 yılında 600. yarışını kazandı. Anons yaptılar. Ya dedim 600 nedir ki? Ben de o zaman senede kazanıyoruz. Yani biz o zaman da yani 3000'lerde falanız yani.
Ben şunt falan kazandım, inanmadı kimse. Evet, 600'ü kutluyorlar. 600'ün işte 600'üncü de söylüyor yani. Esasında bunu 1000. yarışı diye o gün anons etmek lazım. Yani. Değil mi? Güzel bir... 500, 1000 kazanmıştır. Güzel çok detay. Çok güzel, güzel bir jest yani. Güzel. Anons bugün işte seyirci duysun, 1000'inciyi kazanmıştır. Bunu yapıyor insanlar yani. Doğru. Sadece bizde jockey olduğu koşu belirtiliyor. Yani. Bu koşuyla jockey oldu ama ilginç bir not geldi. İki koşu arka arkaya görelim o görüntüleri. Birinde Atan abi yakaladı. Bursa'dan bir görüntü. Yine bir şart bir yarış. Piste doğru koşan bir seyis görüntüsü vardı. Enteresan ya. Listenin 27. sırası. Nasıl heyecanlanıyor. Atı kazanıyor onun herhalde o yarışı. Bence tabii. Atı seyrederken heyecanlan. Arkadan bir jockey sesleniyor da durduruyor. Geliyor işte görüntü. Evet. Bursa'dan görüntüler. O muhtemelen öndeki atın bakıcısı veya seyisi yani o. Tabii tabii. Şimdi en arkadaki kırmızı forma da yarışı seyrediyor. Zaten atı bir şey yapmıyor. Şu anda bak koşacak arkadaş. O da ona bakacak. Şimdi ekranların... Evet. Bak, oh. bak ne yapıyorsun diyor. Neyse be. Allah'ına kurban. Nasıl koşuyor? Ama onun için nasıl böyle bir zevk değil mi? Vakti at kazanıyor falan. Bakar mısın? Yalnız onu orada görmedi. He. Fren yapmasa... O seslendi. Fren yapmasa çarpacak. Öbür atın önüne çıkacak. Böyle bir şey yok ya. Tabii öndeki atın. Kesin öndeki atın. O. Tabii onları tabii. O heyecanla giriyor. En arkada Furkan Yüksel var. Furkan Yüksel sesleniyor herhalde. Ne yapıyorsun gibilerinden. Hani gelme gibi. Bir anda duruyor şimdi, elektrik çarpmış gibi duracak, sonra devam edecek onun arkasına. Bak, bak şimdi daha. Uçarak girecek şimdi seyis kardeşimiz. Hop. Yan... Vay 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 vay. Bak bak bak, bak senin Zafer yumruğu havada. Zafer yumruğu havada. Elazığ'a da gidelim. Elazığ'da da ilginç bir görüntü vardı. Bir yarış içerisinde eleştireceğimiz bir görüntü var. Bir sonunda güzel bir görüntü. Bu sonundaki güzel görüntüyü bir görelim. Despot kazanıyor. Bakın iki seyis geliyor. Ya at bu kadar mı güzel karşılanır? Bak şimdi Atan abi. Biri bacağını öpüyor, biri dizini öpüyor. Ya ay, tehlikeli ama. Kask yok, o yok, bu yok. Tehlikeli ama. Bu ne biliyor musun? Bana ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Yani o ikinci arkadaşımız yani kafa sol ayak çarpıyordu, atın sol ayağı çarpıyordu dizini öperken ama. Ayağına sağlık diyor. Bak, ata sarılacak, sarılamadı. Hakikaten gittik bak, kolunu, öteki de dizini. Hop. Ne güzel şey. Despot aradan döndü. İki seyisi mutlu oldu. Biz de onun görüntülerini görünce verelim istedik. Ama bir start çıkışında bir usulsüz bir görüntü vardı. Onu da konuşalım hazır yeri gelmişken. Son 1-2 dakika onu sıkıştıralım. Starttan 200 metre sonra neredeyse örtü bir anda jokeyin önünden çıkıyor ve içeri salınıyor. Sarı kırmızı formayı içeri Sultan'dan yanlış hatırlamıyorsam at. Bir bakalım içeride o. Bu nedir abi? Nereye atıyorsun abi onu sen? Şimdi bu jokey nasıl alamamış bu gözlüğü? Gözlüğü alıyor, üstünde kalıyor adamın gözlük. Ve arkadaki at ya gerçekten ya çok onu, yakın. Arkadaki atın suratını kapatsa ne olacak? Ayağına bassa Allah korusun Allah ya. Allah. Biraz Elazığ. Bariyere yaklaş öyle at bari ya. Elazığ. Elazığ. Evet yine Elazığ'da bu yarış. Olmaz olmaz yani değil mi? Ha. Elazığ'da olmaz olmaz mı? Yani. Şimdi. Hocalarımıza selamlar. Urfa'ya eleştirdim. Var mı bununla ilgili bir şey? Yok. Miktar miktar bir şey yok. Temiz. Arkadaki çocuğun yüzüne gelse evet. Çocuk ya gülüyoruz ama gerçekten Allah korusun ya. Allah korusun Murat Bey bunları takip ediyordur tahmin ediyorum. %100. Valla 2,5 saati geçtik. Şartlı bir sürgün tayı soran yarı severler vardı. Polis günü koşusunda Has Yağız'ın galibiyeti vardı. Sürgün tayı ne koştu ya? Tabii ya. Bilmiyorum İmparator seyretti mi? Halis'in bindiği tay. Çok iyi. Çok kısa bir verelim mi? Evet. Valla çok güzel tay ya. Şeker Hanım'ı, Ayza'yı kutlayalım, Has Yağız'ı kutlayalım. Onları ekrana getiremedik ama şartlı biri Sürgün Tay'ın galibiyetini. Hamzacığım listenin 32. sırasındaydı. Bir şimdi görelim. Başladı yarışa. İlk önce adapte olamadı at. Yani evvelce de deniyordu ki işte çok
İstanbul'daydı. Altılgay'ın ilk ayağıydı. Geliyor görüntü. Hazırlanıyor. İmparator der ki bu arada bir katkı yapayım. Tabii. İstanbul'da yılın hem Arap hem İngiliz tay yarışlarını Baha kazandı. Aa, evet, onu da tebrik edeyim hakikaten. Evet. Güzel bir şey yani. Güzel Arap şartlı birilerinde. Tani İtekürüsü ama antrenör bazında Baha Yargı evet. Çok farklı bir sezon başlamış. Tani İtekürüsü 3 tane, tane kazanmış. Bir şart değil mi? 3 evet, tane bir şart. Kaya İtekürüsü 2 tane kazanmıştı yanılmıyorsam. First Group Aygırlar enteresan başladı bir de. Evet. Hem Araplarda hem İngilizlerde. Tabii Muşlancır 2'de 2 ile başladı. Bugün marka, dün Markaveli kazandı evet, galiba. Tamam. Bayağı iyi gidiyor. Araplarda Sarraf yanılmıyorsam. Koşan Efe, gerçi o First Group değil ama. Hı-hı. İyi başladı. Koşuyu bulamadıysak önümüzdeki haftaya bırakalım. Çok sıkıştırmayalım. Son sözleri alalım. 2,5 saati açtık. Zira yarış sevenlerinde inanılmaz bir katısı ya. Vardı yine. Geldi görüntü. Biz de İzmir Şark 1'de rekor kırdık diyor ama hangi atla kırdın? Evet, oynatalım burada. Şimdi iyi başlamadı. Şu anda yeşil formanın arkasında ama Alice böyle pek endişelenmiyor kaybedeceğim diye. Biraz kampiyon içeri, içeriye yatmasın içeri ya. Yatıyordu. Şimdi buradan sonra düzeldi. Öyle düzeldikten sonra evet. Maşallah. Düzeldikten sonra çok klas bir akışı var Tayin. Atman forması Arap atlığı. O gün de sosyal medyada da konuşuldu. Evet. Özlenmiş. Yani bu tam geldi onun üstüne ve denk çok iyi, geldi. Çok iyi bir derece yaptı. Evet. Sanılmıyorsam yani zaten inanılmıyorsam en iyi 10 dereceden biri bu. Evet. 7. 8. derece olabilir. 7 boyu da çok ciddi bir fark yani. Şart 1'de. Şey diyorlar bilmiyorum bir ekürsü varmış galiba bundan daha iyiymiş. Onu koşmamışlar. Aa, yani bilmiyorum. Beraber çalıştığı bir ekürsü var diye duydum. Yani inşallah yanılmıyorumdur. Yani o daha çok güvenilen bir taymış ama yani bu böyleyse öbürünü hiç düşünemedim. Maşallah. Yani. Tebrikler Atman ekürsüne. Neler söylersin Atan abi kapanışa giderken? Valla dolu dolu geçti. Hiç olmazsa bir işte 2,5 saat dediğim gibi Türkiye'nin gündeminden uzaklaşıp sohbet ettik. Sürçülisan ettiysek affola. Herkese çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Komiser dostlarımızdan da şimdi mesajlar geliyor. Programı seyrettikleriyle ilgili. Onlara da çok selamlar. Biz iyi olsun, her şey güzel olsun diye konuşuyoruz. Amacımız üzümü yemek. İnşallah haftaya tabii tekrar. Tabii ki bağcıyı dövmek değil. Ağzına sağlık. Sevgili Barış Emrah'ın katkısıyla kapatayım. Bugün sahadaydım. Geçiş yoluna asfalt döküldü ve sanırım daha farklı bir çim örtüyle renk farkını ortadan kaldırma çabasıydı. Bu notu da vereyim demiş. Selam olsun diyelim. Süleyman abi. Valla işte sezonun açılışında bütün yarışları dilimizin döndüğünce analiz ettik. Haklı analiz programında. Eğer ki beğendirdiysek ne mutlu bize. Ağzına sağlık diyelim. Unutmadan tabii şey yapalım. Efendim. Hafta sonu güzel bir ödül töreni var. Evet. Yarış severleri de davet edelim. Onunla ilgili bir görsel varsa hızlıca Hamza bir verirsen. Onu da verelim. Karayel ödülleri ödül töreni var hafta sonu. Enver'cim senin o güzel sesinle kazananları bir tebrik edelim. Bir oku istersen. Yılın atı pazar günü ödül töreni esnasında açıklanacak. 28 Nisan 2019 günü Veli Efendi'ye bekliyoruz. Tüm yarışseverleri. Saat 1.30'da tören. 13.30 itibariyle de tören Winner başlıyor. Circle'da. Yılın 2 yaşlı İngiliz dişi tayı The Last Romance olmuştu. Erkek tayı Long Runner'dı. 3 yaşlarda dişi tayı Perilina, erkek tayı hep beraberdi. 4 yukarılarda Kısrak Misel'in, 4 yukarılarda erkeklerde Finest'ti yılın atı. Yılın sprinteri Copperfield, yılın Miler'ı Good Curry ve Retim Divine'dı. Yılın stayer'ı da Finest yine ödülünü alacak. Yılın atı ya hep beraber işareti, ya Finest gibi geliyor bana. Değil mi? Hı? Ya hep beraber ya Finest. İkisinden biridir gibi geliyor. Bilmiyorum. Evet. Kim kazanırsa alkışlayacağız. Bu atları ve ilgilerini tebrik Gazi edelim. Gazi kazanan biraz ağır basar. Bakalım. Bizim At Yarışı Yazarları Derneği'nin yılın enderi ödül töreninde inşallah 10 gün sonra ilan edilecek. Evet, onda burada ilan edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, kapanışa gidiyoruz. Yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. TCK TV reisine. Hamza Akgümüş ve ekibi bu akşam yine sizlerle buluşturdu bizi. Onların ellerine emeklerine sağlık. Tay TV yayını genişlikleri açtı. Hakan abi ve ekibine selamlarımızı sarkıtalım. Ve önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2,5 saat daha açlık sohbeti yapabilmek nasip olsun derim. Hoşçakalın.